Farklı Görüş'e hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 2019 senesini konuşacağız tabii. Tehditler nedir? Bunun yanında fırsatlar nedir? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Tüm dünya açısından tabii. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Profesör Sedat Aybar Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Profesör Nurşin Güney Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Doktor Filiz Katman hoş geldiniz hocam. Ve Doçent Doktor Tarlan Köse hoş geldiniz. Bütün hocalarım burada. Şimdi 2019 hani hep yani nasıl anlatalım korkulan yıl diye hani yıl şeyden bahsediliyor. Amerika açısından, Avrupa açısından işte İngiltere Brexit var, Fransa'da sarı yelekliler. Avrupa ekonomisinden korkuyoruz, dolardan ve eurodan. Şimdi aslında ben hocam sizinle başlayayım, şöyle başlayayım. Ben Fırat'ın doğusuna filan konuya da gireceğim tabii Orta Doğu meselesine ama onun öncesinde bir genel görüş açısından. Şimdi ilk bu ABD için en çok bildiğiniz konulardan bir tanesi ticaret savaşları. En son Trump ticaret savaşlarını kaynağını FED falan gösterdi. Yani öyle bir tweetler vardı en azından. Ama hani bir araya geleceklermiş bildiğim kadarıyla yakın bir tarihte Ocak ayında Amerika ile Çin bu ticaret savaşları için ama tabii hepimizi çok etkiliyor. Dolayısıyla aslında 2019 görünümü Çin-ABD açısından ve bizi etkiler açısından bir başlayalım. Ondan sonra dünyaya yayarız. Buyurun hocam. Evet, 2018 gerçekten türbülanslı ve belirsizliklerin hakim olduğu bir sene oldu. Ve bunun içerisinde ön plana çıkan en önemli konulardan bir tanesi de bu ticaret savaşıydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'i dize getirmek için başlattığı bir girişimdi. Ve en son Buenos Aires'teki G20 zirvesinde bu ticaret savaşının bir sona geldiğini, sonlandığını demeyelim ama dondurulduğunu, 90 gün için ertelendiğini böyle bir irade ortaya çıktı. Hemen daha orada bu irade oluşurken hemen ardından Çin'in önemli bilişim şirketlerinden Huawei'in kurucusunun kızı olan ve CFO olan hanımefendi Kanada'da tutuklandı. Kanadalılar bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği üzerine yaptığını açıkladılar. Ve daha sonra işte tutukluluk hali kaldırıldı, kefaletle serbest bırakıldı ve mahkeme devam ediyor. Şimdi benim bu ticaret savaşı perspektifinden baktığımızda ticaret savaşının sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Yani bundan sonra ticaret savaşının devam etmeyeceğini, bu savaşın başka bir merhaleye taşınacağını, onun da ipuçlarını bu tutuklamanın etrafında okuyabiliriz. O da büyük bir olasılıkla Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çekişme daha çok bilişim sektörü ve teknoloji üzerinden olacak. Bunun içerisinde de fikri mülkiyet hakları konusu ön plana taşınacak. Yani burada bundan sonra şu ana kadar gördüğümüz ve şu anda dondurulmuş olan bu ticaret savaşının devam etmeyeceğini düşünüyorum ben. Tabii Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bu belirsizlikler, türbülanslardan bir tanesi Çin'le girişmiş olduğu ticaret savaşı. Trump burada farklı davranmaz mı? Yani çok kestirilemediği için söylüyorum. Şöyle, Trump tabii bu ticaret savaşını dondurmasının nedeni çok da işte Çinlileri de düşündü ve yeni bir şeyler geliştirmek istiyordu. Bunun ötesinde başka bir şey var. Bu ticaret savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde bir takım kesimlerin canını yakmaya başladı ve mağdur etmeye başladı. Bunların içerisinde Çin'e en fazla ihracat yapan sektörlerden bir tanesi olan tarım sektörü. Bu tarım sektörünün içerisinde soya fasulyesi üreticileri. Bunların mağdur edilmesi vardı ki bunlar da Orta Amerika'da Trump'ın oy deposu olan yerlerden Trump'a ve cumhuriyetçilere ciddi destek sağlayan kesim. Tabii bu şekilde bir ticaret savaşı ve bunun arkasından gelen mağduriyet bu kesimlerin Donald Trump'a verdiği desteği de azalttı. Bunun farkında olan Trump ticaret savaşını dondurmak, durdurmak gibi bir karar aldı. Zaten ben bütün bu küresel gelişmeleri de bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içerisindeki o çekişmeler, çelişkiler etrafında okuma taraftarıyım. Bu en son Suriye'den asker çekme de bunun içerisinde dahil. Onu biraz daha sonra konuşuruz. Evet. Tabii bu kendi içerisinde bu çelişkilerin
ortaya çıkması ve mağdur olan kesimlerin açığa çıkması, ortaya çıkması ticaret savaşını sona getiren bir unsur oldu. Ama bundan sonra bence bu olay, yani ticaret savaşının şöyle bir olumlu yanı var. İşte ülkeler kendi kullandıkları kaynakları daha etkin olabilecekleri alanlara yönlendiriyorlar. Dolayısıyla dünya iş bölümü içerisinde, o küresel iş bölümü içerisinde kendilerinin mukayeseli üstün oldukları noktalarda daha fazla üretim yapmaları ön plana çıkıyor. Yani ticaret savaşı bu anlamda dünya kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayan bir girişimde aynı zamanda. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir girişimde bulunmasının arkasında yatan şey, kendisinin mukayeseli üstünlüğünün diğer uluslara, başta işte Çin ve Rusya olmak üzere, bunlara karşı ciddi bir rekabet üstünlüğü ele geçireceğini düşünmesi. Bunun için ticaret savaşını başlattı. Tabii bunun arkasından gelen bu işte mağduriyetlerin yaratılması vesaire, bir de bir adım ötede Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ticaret savaşı sürdürülürken keşfettiği, farkına vardığı bir durumda Çin Halk Cumhuriyeti'nin bilişim sektöründe ciddi üstünlükler ele geçirmiş oldu. Aynı zamanda etkin enerji kullanımı konusunda, yenilenebilir enerji konusunda ciddi üstünlükler ele geçirmiş olduğunun keşfedilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ticaret savaşını sürdürmeme yanlısı olmasına da getirdi. Evet. Tabii bundan sonra bu siber savaş, işte bu sinek dronlardan tutun da otomasyon, robotlar, robotikler, sanal zeka vesaire, bunların üzerinden ve bunları kullanacak alet edevatın, enstrümanların bilişim altyapısının üzerinden olacak ki burada Çin Halk Cumhuriyeti ciddi bir üstünlük ele geçirmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki hedefi bunu engellemek olacak. Evet. Tabii bu bir tanesi. ABD kaynaklı 2018'in türbülanslı ve öngörülemez bir sene olduğunu getiren başka birkaç alan var. Ben başlıkları söyleyeyim isterseniz. Bunlardan bir tanesi göç, güneyden gelen kervan. Evet. Onun durdurulması, işte bu Meksika hududuna sınırın çekilmesi, ona karşı çıkan demokratlara karşı devletin kapatılması, shutdown'a gidilmesi. Bu da dünyaya bir takım titreşimler gönderiyor. İkincisi bu Atlantik İttifakı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin düşünceleri. Suriye'den çekilmenin arkasından gelecek olan Suriye ve işte Irak'taki gelişmeler, enerji yolları üzerindeki çekişmeler ve gerilimler. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı sorunlardan bazıları. Tabii Trump bu işin içerisinden 1-0 galip çıkmış gibi görülüyor. Sadece 2 sene iktidarda ve o koltukta oturması bile büyük başarı olarak görülebilen bir lider, bugün geleceğini de bir yerde garanti altına artı 2 daha devam edecek. Evet, devam edecek. Evet. Ve kendi kafasındaki o dünya kurgusu konusunda da kendi derdini dünyaya anlatabilmiş bir lider gibi görünüyor. Alıştık. Yani dünya alışmış gibi. Alıştırdı kendisini. Ben Talha Hocam'a şunu soracağım. Hocamızın bahsettiği bu ticaret savaşlarında işte Türkiye'de bir etkisi oldu tabii. Sonuçta ek gümrük vergileri. En son bir açıklama gelmişti Ankara'dan. Gümrük vergilerin, yani bu vergilerin kaldırılması konusunda. Yani o yüzden 2019 senesi gerçekten Çin-Amerika arasındaki bu hadise biraz daha soğursa Türkiye lehine de gelişmeler yaşar mıyız? Bizim ilgilendiren konu bu. Tabii. Örneğin bekliyor muyuz yani bizde de biraz daha rahatlama? Hani iyi gibi duruyor şu an ABD-Türkiye ilişkileri şu an için. Yani iyi bir ivme kazandı ama bu meselenin tamamen ticaret savaşı ile ilgili olmaktan ziyade biraz ticari, ekonomik millileşme gibi görmek gerekiyor. Yani daha geniş bir rekabetin parçası olarak okumak gerekiyor. Yani dünyada Amerika ile Çin arasında hegemonik bir mücadele var. Bunun bir unsuru tabii ki ticaret, ekonomi, ama başka unsurları da var. İşte teknoloji alanı, işte askeri alan, siyasi alan ve genel olarak dünya jeopolitiğine dair boyutları var. En görünür olan kısmı ticari kısmı. Hatta teknoloji kısmında Çin'in bazı alanlarda geçtiğini görüyoruz. Bu açıdan dünyada genel bir daralma var. Yani mevcut durumda da Amerika'nın askeri üstünlüğü olduğunu görüyoruz ama Amerika bütün bu kaynaklarını ve enerjisini askeri alana
sarf ederken Çin farklı daha verimli alanlara bu enerjisini harcıyor. Bununla birlikte Trump da bunu net bir şekilde aslında farkına vardı. Yani biz askeri olarak dünyanın her tarafında operasyon yapıp buna maliyet ödeyip hatta siyaseten de bununla ilgili dünyada sıkıntılar çekerken rakiplerimiz başka alanlarda yatırım yapıyorlar ve bizi bu konuda geçiyorlar. Bu açıdan yani bu son Suriye meselesini hatta Irak ve Afganistan'la ilgili olan konuları da bununla ilgili görebiliriz. Yani Trump'ın kafasındaki çerçeve net. Yani ekonomik olarak bakıyor ve ekonomik olarak baktığında kendisine maliyet üreten konulardan bir tanesi askeri boyutu. Ve bence Çin'le rekabetini de hegemonik rekabetini de ekonomik açıdan bakıyor. Yani Suriye'den çekilmesinin etmenlerinden bir tanesi Orta Doğu'dan çekilmek değil de evet. Çünkü Irak'tan da yapabiliriz dedi üst olarak. Yani genel olarak biraz daha daralmak mı kendi açısından? Kesinlikle yani. Öyle. Yani Avrupa'daki askeri varlığını da azaltmak isteyecek. NATO içerisindeki varlığını da azaltmak isteyecek. Genel olarak böyle bir sıkıntı var kendisi açısından. Yani biz önümüzdeki dönemde biraz daha bu askeri alanda farklı tarafa giden ama bir şekilde Orta Doğu'da elinin üstünde tutan bir Amerika mı göreceğiz 2019'da acaba yani? Ağırlığını askeri açıdan maliyet üreten alanlardan çekip kendisi açısından daha avantajlı alanlara çekmek yani isteyecektir. Yani bir uzay ordusu hikayesi var ya biliyorsunuz uzay ordusundan bahsettim. Evet. Yani evet. Biraz daha oraya bilişim, uzay teknolojileri vesaire. Bunu mu okumalıyız acaba? Genelde evet o yönde işte siber tehditlere karşı odaklanacak. Yine Avrupalıların da artık bundan sonraki dönemde kendi güvenliklerini kendileri bedel ödeyerek karşılamalarını isteyecek. Ticari konuda Amerika ile Türkiye arasındaki meselenin ticari kaynaklı bir mesele olmadığını biliyoruz. Daha çok siyasi bir mesele. Ve genel olarak bakıldığında ticari olarak karşılaştırıldığında Amerika'nın bu ilişkiden daha avantajlı taraf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye ile en azından ticari bir rekabete girmek Amerika açısından avantajlı bir durum değil uzun vadede. O açıdan da bu meselenin yakın bir vadede çözülebileceği kanaatindeyim. Yani siyasi konular yavaş yavaş çözülüyor. Bronson krizi çözüldü. Suriye konusunda da mutabakata doğru giden bir süreç var. Ve bu açıdan bakıldığında Amerika ile ticari ilişkilerimizin normalleşeceği kanaatindeyim. Bir yandan da sadece normalleşme değil, Türkiye'yi yeniden kendi yanında görmek isteyecektir Amerika. Çünkü o bölgedeki özellikle Karadeniz ve Orta Doğu bölgesinde Türkiye'nin kaybetmenin Amerika'ya çok ciddi maliyetleri olacak. Hem Rusya'yı dengeleme açısından hem de Orta Doğu'daki İran'ı dengeleme açısından Türkiye'ye ihtiyacı olacak. Bu açıdan Amerika ile ilişkilerimizde en azından yakın dönemde olumlu adımlar olabilir. Evet. Ama bu ticari rekabet ve teknolojik rekabetin daha çok uzun vadeli devam edeceği kanaatindeyim. Yani bugün için işte Çin'de Amerika oturup ticari sorunu çözmüş gibi görünse de başka alanlardaki rekabetleri çok daha üst düzeye çıkacağı kanaatindeyim. Çünkü Amerika hegemonik gücünü, hegemonik avantajını kolay kolay Çin'e devretmek istemeyecek. Bu konuda askeri açıdan ödediği maliyetleri azaltarak en azından Çin'in de belli bedeller ödemesini isteyecek. Evet. Ama bir yandan da sorun çözme alanında da mesafe aldıklarını görüyoruz. Mesela geçen sene Aralık ayına gittiğimizde Kuzey Kore'de nükleer savaş çıkar mı diye konuşuyorduk. O kısmen kontrol altına alınmış gibi görünüyor. İki Kore arasında bir yumuşama yaşanıyor. Tabii yumuşama yani görünüyor. Nadir olan şeylerden evet. Biri olumlu. Yani açıkçası ben Trump'ın meselelere biraz daha ekonomik çıkar açısından baktığını, siyasi sorunların maliyet üretiyorsa çözülmesi gerektiğini düşündüğü kanaatindeyim. Evet. Ama Çin'le ilgili konu yani Amerika'nın çok dezavantajlı olduğu bir durum ticaret konusunda. Masa altından anlaşıyor olamazlar mı? Ben hep bundan şüphelenmiyor değilim yani. Çin'le Amerika arasında hocalarımı da sorayım bir şekilde. Yani karşıdan ticaret savaşları arkasından masa altından birbirlerine bir şekilde muhtaçlar yani. Hani baktığınızda Çin'in elinde bir sürü Amerikan bonoları var vesaire. Onun dışında ikili ilişkileri çok acayip bir noktaya geldiği için. Bazen düşünüyorum bu yapılan
krizler suni mi diye açıkçası. Dünyadaki işte Kuzey Kore'de acaba nükleer savaş vesaire hop diye çözülüyor. Suriye diyorsun hop diye başka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bir oyalama taktiği mi diye düşünmeden de geçemiyorum hocam, ne dersiniz? Yani tabii krizlerin mahiyetine ve yerine bakmak lazım. Şimdi Kore krizinde zaten çıktığı andan sonra iki Kore'nin birbirleriyle anlaşmak üzere özellikle Güney Kore'de liderinin bir iradesi vardı. Dolayısıyla oradaki tırmanma Kuzey Kore ile yaşanan Güney Kore'nin tercih ettiği bir şey değildi. Daha ziyade Trump'ın bunu yani motive ettiği bir şeydi. Bir şeyleri bir şeydi. Mi çekiyor Trump ve diye yani? Sonuçta hani ortaya çıkan anlaşmada çok önceki anlaşmaların gerisine düşen bir mahiyetteydi. Dolayısıyla hani o oradaki krizi suni diye belki tanımlayabiliriz ama askeri anlamda da çok ciddi implikasyonları eğer kontrol edilmediği takdirde olabilecek bir şey. Yani, bir de galiba Kuzey Kore onlar 500 milyon dolarlık bir anlaşma mı yaptılar sonra Kuzey Kore'de? Yani o şeyi bilmiyorum tabii anlaşmanın ne kadar ve mahiyeti ama. Gördüğümüz bir şey çıkarıldıktan sonra arkasından bir anlaşma yoluyla. Ama bunu Trump hep yapıyor. Evet yani, hani, o yüzden söyledim. Hocam da, Talha hocam da söyledi. Esas olan o jeopolitik mücadele ve Asya Pasifik'te bu çok keskin ve bu yeni bir şey de değil. Ta Obama döneminden bugüne süre gelen, zaten daha ziyade Obama döneminde pivot olarak açılan, işte Amerika'nın aslında gerçekte bir Pasifik gücü olduğu ve işte güya Orta Doğu'dan geriden liderlik etmek suretiyle bütün enerjisini ve gücünü ve donanmasının %60'ı galiba Pasifik'te tuttu. Komşular. Ve bunu da Obama döneminde başladı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, o hegemon davranışlarla Çin'le olan rekabetin hiçbir zaman askıya almadı. Bu jeopolitik mücadele askeri boyutta çok görünmüyor. Bunun biraz nedeni de aslında Çin'in bugüne kadar sürdüre geldiği, işte önceleri peaceful rise dediğimiz böyle işte barışçıl yükseliş. Şimdi yani bunu provoke etmeden sessiz bir şekilde bu erişimini, Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin erişimini kısıtlayacak bütün askeri tedbirleri yavaş yavaş aldı. Hatta işte o adacıklar üzerinde münhasır ekonomik bölge ilan etmek üzere, orada hak iddia etmek üzere girişimlerde bulundu. Doğrudur. İktisadi olarak krizlerde tarafların birbirlerine ödetebileceği maliyetler olmakla birlikte ben bunun daha ziyade siyasi ve askeri boyutunun daha keskin olduğunu düşünüyorum. Peki. Belki biz onu tam olarak duymuyoruz yani. Hı. Çünkü piyasalar dediğimiz zaman tabii hepimiz dikkatlerimizi sabah programlarında hani doların ritmine ya da işte petrol piyasasının ne olacağını bütün bunlara bakıyoruz. Ama onun ötesinde ve gerisinde aslında iki taraf arasında çok ciddi bir mücadele var. Hatta biz bölgesel olarak Rusya'ya yakın olduğumuz için hani Rusya, Avrupa, Orta Doğu gibi odaklanıyoruz. Aslında Asya Pasifik'te hiç bitmemiş, durulmayan bir siyasi mücadele var Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında. Çünkü sadece ikisi arasında da bu süre gelmiyor. Burada bu bölgede 5 tane neredeyse nükleer güç var. Hmm. Artı bütün ticaret yollarının geçiş noktasına herkes hakim olmaya çalışıyor. İşte Güney Çin Denizi vesaire oradaki mücadelenin özünde de bu yatıyor. O nedenle bu hani krizler suni midir değil midir o aslında konjonktürel olarak değişebilir. Yani işte bizim merak ettiğimiz de tabii 2010 izleyenlerin de 2019 senesinde bizi neler bekliyor? Çünkü 2018 senesinde bizi neler bekliyor dediğinizde şu yaşadıklarımızı herhalde bir tahmin edemezdik. Yani şöyle işte mesela yani özellikle bu Orta Doğu'dan çekilmesi mesela bütçedeki Orta Doğu'dan çekilmesi yanlış oldu. Çok özür dilerim, Suriye diyeyim. Çünkü bütçede 15 milyar dolar Suriye ayrılmış bir pay vardı. O payı artık herhalde bütçesine geri koymak istiyor anladığım kadarıyla. Evet, işte hocalarım çok güzel açıkladılar. Aslında Trump tamamen bir ticari mantıkla dünya haritasına bakıyor ve olayları o pencereden değerlendiriyor. Yani kar ve zarar ve dolayısıyla jeostratejik olarak etkisini kaybetmeksizin kendisine külfet getiren şeylerden, olaylardan kendisini serbest tutmaya çalışıyor. Yani işte, tutumu ne olabilir acaba 2019'da Orta Doğu'daki? Onu söylemeye çalışıyorum. Bunun sebebi de elinde sahip olduğu imkan ve kabiliyetler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da inanılmaz bir askeri kapasitesi var. Bu Suriye'de 2000 tane askeri olmuş olmamış hiç fark etmeyecek bir şey. O kadar kendine güveniyor ki Irak
Irak Başbakanı'nı ya da devlet başkanı haber vermeksizin dün akşam ansızın biz Trump'ı ve Melania Trump'ı Irak'taki askeri üste evet. birden geleneksel biz. Olarak işte bu Noel sebebiyle askerlere moral verdiğini ve orada olduğunu görürüz. Ve hemen akabinde Irak Devlet Başkanlığı'ndan ciddi serzenişlerde bulunduğu ve bunun egemenlik haklarıyla bağdaşmadığı yönünde haberler aldık. Ama buna rağmen orada artık Körfez'de işte Bahreyn'de inanılmaz bir üssü ve gücü var. Dolayısıyla uzun erimli askeri kapasitesiyle de geriden olası bir krize her an müdahale edebilecek konumda. Dolayısıyla dün zaten Irak'tan Başkan Trump bunu kendisi ifade etti. Aynen, yani evet. biz dedi buradan çıkmıyoruz dedi. Yani aynen. hani çıkın demelerine rağmen. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri sadece Trump döneminde değil Obama pivot dediğinde yani Asya Pasifik'e yöneliş strateji öncelediğinde bile aslında Orta Doğu'dan uzaklaşmamıştı. Sadece işte bu kapasiteleri sayesinde her an olası krizlere müdahale edebilecek konumda olduğu için geriden bir rahat şekilde yani. Liderlik etmeye çalışıyordu. Bugün de o askeri kapasiteleri Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda Orta Doğu'da var. Artı petrol meselesi nedeniyle de zaten çekilmesi mümkün değil. Ne anlamda söylüyorum? Evet, Soğuk Savaş döneminde o petrol akış yönünü kontrol etmekte amaç ama bugün ise petrol fiyatlarının istikrarını bir şekilde kontrol etmek amacıyla Orta Doğu'da var olmak zorunda. Yani bu Suudi Arabistan'ın işte o spare kapasitesi dediğimiz yedek gücün yedek arzı koymasına piyasaya getirme imkanına rağmen dünyanın pek çok yerinde birden fazla olası krizin çıkması halinde bunu müdahale edebilecek bir takım SIBOP imkanlar yaratmak zorunda. Evet. Çünkü siz daha iyi biliyorsunuz dünya petrol piyasası bir tane. Evet. Oradaki olası krizler sadece işte o krizin olduğu yerdeki ya da bölgedeki ülkeleri insanları değil Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşın tabii, da cebini etkileyebilecek evet. bir şey. O nedenle bütün bu hesaplar nedeniyle Orta Doğu'dan asla çıkmayacaktır Amerika Birleşik Devletleri. Bunun çıkmasının daha doğrusu geriye çekilmesinin belirli alanlarda ki sebebi vekiller kullanabilir. Bunlar devlet ki kullandığı devlet dışı ülkeler olabilir, devletler olabilir. Yani pek çok stratejiyi bir arada kullanabilir. Çünkü bugün Orta Doğu dünyasında gördüğümüz savaşlar zaten asimetrik. Yani hibrit savaşlardan bahsediyoruz. O nedenle Amerika'nın askerinin görünür olması da gerekmiyor belirli noktalarda diye düşünüyorum. Şimdi 2019 senesinin olasılıklarını da hocam. Biraz konuşalım hocam, yani hocaların söylediği manada. Şimdi işte Suriye'den işte bir şey olursa Irak üssünü kullanırım diyor. Ama bir de tabii birazdan konuşacağımız enerji savaşları meselesi var. Akdeniz'e açılma, Rusya'nın tutumu vesaire. Oradaki petrolün çıkmasını istiyor mu istemiyor mu anlamıyoruz. Amerika genelde işte çıkması çıkarılmasını istemiyor ki kontrol altında tutsun şeklinde Akdeniz'deki yataklardan bahsediyorlar. Hani ne bekliyor acaba? Hani kain değiliz ama en azından işaretler. Özellikle Orta Doğu bölgesinde çünkü bizi ilgilendiren konu Fırat'ın doğusu. Biz nereye kadar gireceğiz? Orada Suriye ile daha doğrusu Esad rejimiyle Türk ordusunu karşılaştırmak gibi bir niyetleri mi var? Yani her şey insanın aklına geliyor maalesef yaşadıklarımızdan dolayı. Ne dersiniz? Trump'ın aslında Suriye yerine Irak'a doğru yönelim yaptığını biz uzun zamandan beri programlarda dile getiriyorduk. Bunun en önemli işaretlerinden bir tanesi de dünyadaki en büyük büyükelçilik binasını Irak'ın kuzeyine inşa ediyor şu anda. Evet. Ve o da tam olarak Çin'le olan mücadelesinin bir sembolü olarak o bölgede inşa ediyor. Çünkü o bölge tam olarak tek kuşak tek yol projesi. Çin'in büyük ticaret yollarını, kara ve deniz ticaret yollarını tamamen değiştiren tek kuşak tek yol projesinin Anadolu'ya girdiği nokta. Yani engel olmak için. Aynen öyle. Suriye'den çekilip oraya gitmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Diğeri yine Nurşin Hocam bahsetti. 2,5 savaş teorisi. Ordusunu 2,5 savaşı hazırlayacak şekilde Amerikan ordusu kuruluşlandırır. 2,5 dediğimiz izleyiciler açısından da söyleyelim. Yarım buçuk olarak ifade edilen şey herhangi bir şekilde Amerikan toprağına bir saldırı olursa diye kuvvetlerini hazır eder. Onun dışında dünyada iki farklı bölgede hazır bulunacak şekilde ifade eder. Çin'le Güney Çin Denizi'nde yaşanan sıkıntıdan dolayı orada
kuvvetinde bir arttırma gidiyor şu anda Amerika. Afganistan'da var. Afganistan'da var. Bir yerden çıkması lazım. Nereden? Çıkabilecek. Evet. Orada da neyi kullanıyor? Yine ben hocam vekil dedi ben outsource ifadesini kullanmak istiyorum. Bir şekilde outsource ediyor. Ya bir yerden kaynak buluyor, finansmanını sağlıyor. Suudlarda. Evet veya bir şekilde orada birilerini eğiterek o işi ona devrediyor. Peki, öğretiyor ve ona devrediyor. Dolayısıyla bu genel olarak Çin'le mücadelesi bağlamında yine ben Kuzey Kore ile varılan anlaşmayı da yine Çin'in yanındaki Kuzey Kore'yi Çin'i yalnız bırakma bağlamında yapılan bir hamle olarak da değerlendirmek istiyorum. Kuzey Kore'yle neden bir anda böyle bir şey oldu? Çünkü hani ona getirisi çok fazla. Çin'le mücadele etme alanında bir saha kazandıracak. Çünkü Çin gerçekten Güney Çin Denizi'nde inanılmaz hamleler yapıyor. Bir de Çin'de genel olarak strateji olarak böyle bir sessiz ve derinden tam olarak hazır oluncaya kadar ifade etmeme diye bir kültür var. Hiç anlamıyoruz vallahi Çin'in yaptıklarından bir çıkıyorlar ondan sonra. Aynen böyle bir genel öyle. Şeyleri var, gelenekleri var. Son dönemde bu Suriye meselesinde Çin'in müdahil olacağına dair haberler çıkınca Çin medyasında inanılmaz eleştiri geldi. Biz bu tür şeylere müdahil olmamamız gerekiyor. Çünkü biz içeride güçlenmeliyiz, tam hazır değiliz. Tam hazır olmadan bu işlere soyunmamamız gerekiyor diye. Hani bu bağlamda düşündüğümüzde bu Trump'ın ve genel olarak dış politikada son dönemde yapılan hamlelerin aslında 5 adım sonrasını hedef alan hamleler olduğunu görüyoruz. Yani o zaman 2019'da ne gibi hamleler beklenebilir? Özellikle bizi çok ilgilendiren konu bu. Şimdi seçim var önümüzde. Fırat'ın doğusu hazırız. İşte oraya sevkiyat yapılıyor. Onlar çekiliyor. Dolayısıyla bizi orada ne bekliyor? Çünkü basında bazı yerlerde hani bazı kurumlarda tabii yurt dışı yabancı kaynaklarda işte Esad'ın daha ileri ilerleyip işte Türk ordusuyla mı acaba karşılaştıracaklar gibi böyle çatlak sesler çıkmaya başladı. O yüzden soruyorum bunu hocam. Bu bizi ilgilendiren meseleyle ilgili değinilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi Suriye'deki anayasa yapım süreci. Evet. Burada çok önemli bir noktaya gelindi. O noktaya gelinmesinde Türkiye, Rusya ve İran'ın üçlü mekanizmasının çok büyük payı var. Her ne kadar bununla ilgili çatlak sesler çıksa da son dönemde özellikle Trump'ın kabinesinde beraber çalıştığı isimlerde teker teker istifaların yaşanmasının altında yatan sebeplerden bir tanesi Trump'la ekibi arasındaki görüş farklılığı. Biz bunu görecek miyiz 2019'un devamında? Çünkü yani ilk kabinesiyle alakası kalmayacak mı acaba? Aslında bu kongredeki yeni düzen seçimlerden sonrası kongrede dağılım değişti. Bu dağılımın Trump yönetimine etkisi zorlayacağına yönelik ifadeler var. Hatta bunu görevden almaya götüreceğine dair ifadeler var. Ben onu çok şu anda mümkün görmüyorum ama genel olarak Trump'ın Batı bloğunda Amerika'nın yer alması ile ilgili görüşü çok farklı. Yani tek bir Batı bloğunu artık söylememiz mümkün değil. Amerika ile Trump yönetimi altındaki Amerika ile Avrupa pek çok konuda tamamen zıt düşünüyorlar. Evet. Tek bir Batı bloğu yok. Bunun da etkilerini biz hem Türk-AB ilişkilerinde hem Avrupa Birliği, ABD-Türkiye ilişkilerinde hem de Orta Doğu politikasında çok göreceğiz. Peki ortaya soruyorum. O zaman 2019 senesi aslında sürprizlerle dolu bir sene olabilir mi? Yani çünkü burada ekonomisinin gerçekten zayıflamış bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Brexit diyelim, Fransa diyelim, İtalya aşırı borçlu. Normalin dışında yıpranan bir Avrupa var. İşte Avrupa ordusundan bahsediliyor. NATO'nun geleceğinden, Birleşmiş Milletler'den vesaire. Bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla ortaya soruyorum. Kim isterse alsın. Bir kelimeyle mi iki kelime? İstediğiniz kelimeyle 2019 sürprizlerle dolu olabilir mi? Hatta biz bunu böyle Ocak itibariyle görebilir miyiz? Yani en azından beklentileriniz tecrübelerden dolayı nedir diyeyim. Bırakayım soruyu. Evet, kim almak istiyor soruyu? Yani şöyle bir defa 2019 Orta Doğu için zor bir dönem olacağını yani düşünüyorum. Yani çünkü şahsen 2018'den daha öncesinden bugüne kalan pek çok sorun var. Bir defa işte bu merkez hükümetlerin ortadan kalktığı, belirli çatışmaların olmasa da işte çökmüş ülkeler ve oradaki onların üzerindeki işte bugüne kadar süre gelen vekalet mücadeleleri. Bir yandan işte hala Birleşmiş Milletler'in var olduğunu kanıtlarmışçasına
belirli özel temsilciler vasıtasıyla işte Yemen'de bir takım ateşkes girişimleri gibi bir takım görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. Bence en önemlisi bu İran'ın yani İran'ın kuşatılması meselesi bence sanırım Orta Doğu'yu ve bölgemizi etkileyecek hususlardan bir tanesi. Çünkü şu anda bu İran'ın kuşatılması üzerine kurulan bütün kurguların bir anda Türkiye'nin bu Suriye'nin Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak bir anda çöktüğünü görüyoruz. Yani o kurgu bütün o kuşaklar yani işte bu küre koalisyonu dediğimiz hatta Akdeniz'e kadar uzanan kuşağın bir şekilde bir hedefi de bu ülkeleri bir araya getiren aslında İran tehdidiydi. Bu nükleer anlaşmadan Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı çekildikten sonra bu İran meselesinde şimdi ne olacak? Buna ya, bir bakmak lazım. İkişer dakika vereceğim hepinize çünkü son 8 dakikam. Yani biz 2019'da İran'ı mı çok konuşacağız? Ya İran ve dolaylı olarak yaptırımlar mesela bu yaptırımların geleceği bir 6 aylık belirli ülkeleri Türkiye'de dahil olmak üzere muafiyet verildi. Fırat'ın doğusu meselesinin tüm bölgeyi işte yeniden hani aktörlerin işte bu pozisyonlarını kaybetmeleri üzerine işte P7 üzerinden kalkan bu güvenlik kuşağının ya da neyse şemsiyesinin bu PYD'nin kimin hamisi olması konusunun üzerinden dengelerin değişebileceği Türkiye'nin şu anda yapmış olduğu Amerika Birleşik Devletleri ile bu çekilmeye bir şekilde zorlamış olmasının sonucundaki yeni dengeler, Rusya, İran, Türkiye, Suriye, rejim, bütün bölge, bütün bunlar aslında bir süre bizi meşgul edecek diye düşünüyorum. Öbür taraftan Avrupa, siz de bahsettiniz işte Brexit sonrası İtalya'nın konumu ortada, aşırı yükselen bir sağ var, işte bu sarı yelekliler meselesi, yani Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin geleceği ne olacak? Bir takım lider değişiklikleri var. Tam anlamıyla eskisi gibi böyle ayağa yere basan Avrupa'da liderleri görmüyoruz. Dolayısıyla Avrupa, Amerika arasındaki bu çekişme, Rusya, Ukrayna meselesi, bütün bunlar yani bizim bölgemiz etrafındaki sorunlar Akdeniz'e kadar da iniyor bu. Ama ben o Akdeniz'deki kuşatmanın bile Türkiye'nin bu son hamlesinden sonra biraz sarsılacağı düşüncesindeyim. Yani işte bu İsmet projesi, bunların hepsi aslında bir yandan İran'ı bir yandan da Türkiye'yi kuşatmak üzere geliştirilmişti. Ama tabii bu son hamleden sonra yani Türkiye'nin işte Amerika'nın asker çekilmesine neden olduğu hamleden sonra tabii karşı taraftaki bu bloktaki ülkelerin de boş duracağını sanmıyorum. Evet. Hatta Amerika'nın için de çok ciddi takip etmemiz gerekeceğini ben düşünüyorum. Yani Amerika'da Trump'a karşı, Trump'ın kabinesinden düşen işte Mattis'ti, McGirt'tü, bütün bu işte sahadaki CENTCOM'du, bütün bunların nasıl bir mücadele içerisine gireceğini izleyip ona karşı hamleleri düşünmemiz sıkça gerekecek diye düşünüyorum. İki dakika yine hocam. Burada sürpriz olur mu olmaz mı? Evet. Ben sürpriz olacağını düşünmüyorum. 2018 bilinmeyen bilinenlerle geçti. Onun için sürprizler de doluydu. Öngörülemez birçok şeyle doluydu. Şimdi öngörülemezliklerin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani bilinenleri yaşayacağımız dünyaya girdik. Dolayısıyla sürprizlerle çok fazla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Şimdi neden böyle düşünmüyorum? Bir defa bakalım. İran, Suriye, Türkiye ve Rusya konusuna ve Irak konusuna. Onu reklamdan sonra da çok açacağım ben. Burada Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye ve Irak konusundaki görüşleri birbirinden çok farklı. Ve birbirleriyle farklı farklı görüşlere sahip oldukları pek çok alan var. Fakat üçü çok farklı görüşlerde olmasına rağmen bir araya gelip bir süreci başlatıyorlar. Ve olmayacak şeyler oluyor. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki içinden çıkılmayacak bir takım sorunlar, karmaşık sorunlar, bazı güçlerin devreye girip bazılarının geri çekilmesiyle çözümlenir hale geliyor.
Ve biz bunu Suriye özelinde yaşıyoruz. Burada birbiriyle hiç benzemeyen, birbiriyle uzlaşamayacak gibi görünen güçlerin bir konuda o süreçleri yönetebildiğini görüyoruz. Şimdi dünyada yönetenler yönetebilir duruma geldiler. Yani 2017-2018'de Trump özelinde başlamış olan öngörülemezlikler, ne yapacağının bilinemeyeceği bir Amerikan idaresi ve buna tepkiler içerisinde gelişen bir dünyadan evet. bakıyoruz. İşbirlikleri içerisinde ama her alanda işbirliği değil. Çatıştığı bir alan, aynı zamanda işbirliği yaptığı bir alan. Son cümle alayım hocam, hocaya vereceğim sözü. Sonra peki, devam edeceğiz. Yani bu açıdan ben dünyanın yönetilemez ve sürprizlerle dolu bir yer olacağını düşünüyorum 2019'da. Bu iyi midir, kötü müdür? O konuda bir yargı söylemiyorum. Onu da ilerleyen saatlerde açıklarım. Zaten fırsatlar nedir diye konuşacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani, Suriye konusu çözülecek gibi duruyor. Katılır mısınız? Yani Suriye konusu 2-3 ay önceye bakıldığında şu anda çok daha iyi bir durumda. Ve Amerika'nın çekilmesinin ardından zaten oradaki rekabet alanında daralmış durumda. Dolayısıyla aslında şu anda ipler Rusya'nın elinde. Rusya rejimi belli bir çözüme zorlarsa Suriye'de çok yakın bir dönemde bir çözüm olabilir. Ben bu konuda biraz iyimserim. Çünkü şu ana kadar gelmiş olması bile aslında geçen sene çok fazla beklemeyeceğimiz bir şeydi. O açıdan Suriye konusunda iyimserim. Daha riskli olan alan Ukrayna, işte Doğu Ukrayna, Donbas bölgesi ve Kırım. Çünkü o Avrupa'nın güvenliğiyle doğrudan ilintili bir bölge. Yani Rusya'nın oradaki tavrı Avrupa Birliği'nde, Avrupa ülkelerinde ciddi bir karamsarlık yaratıyor. Ve bu konuda Amerika'dan da beklentileri var. Açıkçası oradaki gerilimin devam edeceği kanaatindeyim. Ve ona karşı Avrupa'da bir birliktelik şu anda olmayabilir ama Avrupa ordusu fikri bence oranın üzerinden çıkacak. Şeyi konusunda da Trump'ın, gerçek Trump'ı aslında 2019'da göreceğiz. He. Yani üçüncü şu zaman dönem diyorlar nasıl? Hocam. Üçüncü dönem diyorlar. Aslında birinci Trump'ta diyebiliriz. Daha önce Obama döneminin kalıntısı Trump olan askerlerden yavaş yavaş kurtuluyor. Askeri kabinesindeki askerleri işte tasfiye edip yerlerine yenilerini alıyor. Aslında gerçek Trump'ı bundan sonraki dönemde göreceğiz. Hatta son ara seçimlerdeki başarısının ardından evanjelikleri de daha az bağımlı olacağı kanaatindeyim. Şimdi biz devam edeceğiz. Hı-hı. Bunun son 30-40 saniye hocam. Çok şey oldu ama. Ben pek bahsedilmeyen bir şey deneyeceğim. Değineceğim. Şehir tehditleri diye bir kavram hayatımızda daha çok olacağız. Şehir tehdit nedir? Şehirlerin tehdit altında yaşayacağı durumlar, dronlar kullanılarak saldırıların yapılması, iklim meselesi, şehirlerin güvenliğinin sağlanması, ülkelerin güvenliğinin sağlanmasından çok daha önemli olacak. Bir sanal para meselesi var. Bu sanal Bitcoin, para meselesiyle ilgili 88 yılındaki The Economist kapağındaki Bitcoin'i hep söylüyorum ben bunu ya. 30 yıl sonra çıkacak diye ifade 2018. Edilen şey 2018'de Phoenix çıkarıldığını ifade etmek gerekiyor. Evet. Bunun artan önemi var. Evet. Yapay zeka meselesi, dronların artık her yerde kullanıldığını biz görmeye başladık. Evet. Ve pek çok seçim var önümüzdeki dönemde. Hindistan, Endonezya, Nijerya, Almanya'da bankaların içine girdiği sıkıntı, yani sadece Fransa'yla kalmayacak gibi görünüyor. Avrupa'daki sıkıntılar biraz yayılacak gibi görünüyor. Ay çok güzelmiş 2019. Konuşmaya devam edeceğiz. Aradan sonra özellikle bu sanal para ve tabii yapay zeka ile en çok korktuğumuz konulardan bir tanesi. Aradan sonra devam ediyoruz. Devam ediyoruz değerli konuklarımıza. Profesör Sedat Aybar, Profesör Nurşin Güney, Doktor Feyz Katman, Doçent Doktor Talha Köse ile beraber. Şimdi bundan 3-5 sene önce konuşsak hani bize nasıl derler komple teorisi diyecek konuları aslında biraz konuşmaya çalışıyoruz. En son sizde kaldık hocam. Önümüzdeki süreçte bu dronelardan tutun da yapay zekalar, işte başta söylediğimiz teknoloji savaşları, bunun yanında enerji savaşları, Bitcoin'ler, Ethereum'lar, işte Euro'nun geleceği, aklınıza ne gelirse. Bu sorular da kafada. Ama hani 2018'i aratan bir 2009 mu, yoksa 2018'in gerginliğini bir nebze de 60-2019 mu sorusu aslında belki de ana soru. Sonrasında zaten bu sanal durumu da konuşuruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Veremedim söz size az önce.
2019 yılının bu gerginlikler ve çözülmeyen, henüz daha tamamlanmamış, bitmeyen çatışmalar bağlamında pek çok soruna gebe olduğu yönünde daha fazla emare bizim karşımıza çıkıyor. Mesela? Bunlardan bir tanesi şu anda tam olarak paylaşılmayan o küreye mensup ülkeler tarafından hazırlanan bir büyük barış, Orta Doğu'da büyük barış ifade edilen İsrail bir... İsrail meselesini diyorsunuz. Evet. O Amerika'nın dayatması yani. O evet, yeni barış planına öyle da bayağı ama bir tepki yani var. O zayıfladı yani. Evet. O, yani Netanyahu gidebilir. Yani gitmeyebilir. Amerika Kaşıkçı olayından sonra Muhammed Bin Selman üzerinden oyun kurmak istemeyebilir. Evet. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi içinde de sıkıntı var. Yani Abu Dhabi ile Dubai, bir tanesi petrole dayalı, diğeri ticaret. Evet. İkisinin arasında hatta da farklılaşma var. Suudi Arabistan'da da tabii yönetim değişikliği oldu. Dışişleri Bakanı gitti, ve onun yerine bu koalisyon hiçbir geldi. Yerde başarılı olamadı. Yemen'de başarılı olamadılar, Lübnan'da başarılı olamadılar, Irak'ta başarılı olamadılar. Suriye'de de hiçbir etkinlikleri yok. Dolayısıyla Amerika tabloya baktığında başarısız olan bir koalisyon var karşısında. Bence onun bunun için üzerinden, de zaten Türkiye'yi yani Türkiye'ye yaklaşmanın ben bununla da ilgili olduğu kanaatindeyim. Aynen. Bir yandan da Suriye'de askeri kapasite gösteren, Rusya ile anlaşabilen bir ülke var. Irak'ta da nüfuzunu artıran bir Türkiye var. Bu bütün bu tablo üzerinde bir de şöyle bir risk var. Yani Amerikalı askeri yetkililer şunu tartışıyorlar. Acaba Suudi Arabistan bizi savaşa sürükleyebilir mi? Yani buna yani Muhammed Bin Selman üzerinden istemediğimiz bir savaşa da sürüklenmek istemiyoruz. Benzer bir şey İsrail'le alakalı da var. Yani Amerikalılar bunun da hesabını yapıyorlar. Yani tamam bunlara destek veriyoruz, bunlar bizim müttefiklerimiz ama gereksiz bir yani rasyonel olmayan bir şekilde bizi savaşa sürükleyebilmelerinden de kaygı duyuyoruz diyorlar. Dolayısıyla denge unsuru olarak tekrar Türkiye ile iş yapma Amerika'nın işine gelecektir önümüzdeki dönemde. Katılıyor musunuz? Evet, ben Kudüs bağlamında sorunun tekrar bir kaşınacağı düşüncesindeyim. Çünkü geçen gün Avustralya'nın benzer yönde bir batı kesimini elçiliği taşıma gibi bir kararı oldu. Son dönemde Netanyahu'nun birkaç ülkeyle ilişkileri geliştirme bağlamında girişimleri var. Birkaç ülkenin hava sahasını İsrail uçaklarını açma kararları. Bunlar böyle alttan alta gelen meseleler. Bir de orada önemli unsurlardan bir tanesi Sina Yarımadası'ndaki oluşumlar. Orada ciddi bir yapılanmanın şu anda yapıldığına dair çeşitli ifadeler var. Ve bu ifade edilen onların kendi aralarında görüştüğü büyük barış bağlamında tasarladıkları bir yapı. Büyük orada barıştan kurulduğu, kasıt nedir şimdi? Kendi aralarında bir anlamda çözüm bulmaya çalışıyorlar ama bu onların kafasındaki plan, bunun ne kadar gerçekleşecek çok şey değil. Sonuçları ne olabilir ki bunun? Bunun sonuçları içerisinde Sina Yarımadası'nda bir Filistin devletinin oraya götürmesi gibi bir plan da parçası olarak ifade ediliyor. Ama hem Rusya, Türkiye ve diğer ülkelerin buna nasıl bakacağı çok önem taşıyor. Burada o bölgelerin önemli olmasında en önemli unsurlardan bir tanesi Doğu Akdeniz'de sürekli bulunan rezervler meselesi. Ve tam olarak Gazze'nin önünde yer alan sahada aslında rezervlerin bulunması bu İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın yeni bir yani yeniden açığa çıkması ve gerçek sebebin aslında orada yatan rezervler olduğunu bir kez daha ortaya koyan bir durum diye ben düşünüyorum. Çin burada aslında genel olarak bir düzen değiştirici ülke olarak ben Çin'i konumlandırıyorum. Hmm. Hem ticaret yollarında düzeni değiştirici hamleler yapması, Güney Çin Denizi'nde yapay adacıklar oluşturarak orada kendi düzenini kurmaya çalışması, Avrasya Ekonomik Birliği olsun, Rusya ile ilişkileri olsun, o bölgede çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. İkili ülkeler arasındaki yeni anlaşma, Hindistan'la bugün bir ülke limanı açma bağlamında bir anlaşma imzaladılar. Japonya ile Rusya arasında hatta belli bölgeyi Ruslara bırakma bağlamında çok ilginç gelişmeler de kaydediliyor. Ve bunlardan aslında Amerika'nın rahatsız olduğu onu biz görüyoruz. Evet. Siz katılıyor musunuz? Sonuçta program farklı görüş. katılıyor musunuz? Çünkü bir İran mesela burada duydum şimdi. Bir evet. Çin meselesi, Filistin ve İsrail. Yani demek ki bunları yani biz çok fazla katıldığımı söyleyemem. Katılmıyor musunuz? Yok. Çok fazla katılmıyorum. Bazı şeylere katılıyorum.
Yani birincisi mesela Talha Hoca'nın söylediği işte Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, evet ilişkileri gergindi ama Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte çalışmıyor değildi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri NATO'da bir arada, yani bir uluslararası platformda çok uzun süredir iki stratejik ortak ve bu ortaklığı götüren bir takım kurumlar, kurullar, konseyler, komisyonlar var. En son bu YPG, PYD terör unsurlarına karşı Türkiye'nin o Fırat'ın doğusu inisiyatifi ortaya çıktığı zaman Amerika Birleşik Devletleri ile 3 tane komisyon kuruldu ve bu 3 değişik komisyon oradaki olayları araştırdı. Tabii bu Rahip Brunson etrafında karşılıklı bir takım gerilimler, bir takım sert söylemler gelişiyor ama bu demek değildir ki devletler düzeyinde bu devletler birbiriyle çalışmıyor. Birincisi bu. İkincisi mesela Çin'in çok fazla, evet Çin önemli bir devlet ama Çin'in dünyada bir oyun kurucu olma peşinde olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela bunu Afrika'daki işte Çin varlığı, ki orada çok fazla altyapı ve yardım kuruluşları, ya yardım yapmıyor ama altyapı üzerinden Afrika'ya ciddi yani bir... Yani Afrika'ya mı açılıyor? Çok ciddi bir zaten. Açılmış yani. Çok ciddi bir Afrika açılımı var. Oyun kurucu değil de o taraf şöyle, var mı? Şöyle yani? Mesela orada Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında, yani bir bakıyoruz bu ticaret savaşları vesaire konusunda aslında orada Çin'in takati çoktan tükenmiş durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den yaptığı ithalat, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptığı ithalattan çok daha fazla ve Çin'in üzerine, yani Çin'den yapılan ithalat üzerine getirilen vergi yükü Çin'i Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilediğinden çok daha ciddi bir şekilde etkiledi. Nitekim açıklanan rakamlara baktığımızda Çin sanayi büyümesini bundan sonra bugüne kadar gerçekleştirdiği hızla gerçekleştirmeyecek. Yani Çin zor durumda mı aslında? Amerika daha mı iyi durumda? Onu mu siz söylüyorsunuz hocam? Çin şu anda zor durumda, evet. Zor durumun ileride, çünkü Çin'in beslemek zorunda olduğu 1,5 milyarlık bir nüfusu var. Bu nüfusu beslemeli ve iş vermeli. Eğer Amerikan sermayesi Çin'den çekilirse buradaki üretici sektörlerde çalışan insanların bundan sonra orada çalışamayacağı anlamına gelir ki bu Çin'i ciddi şekilde endişelendiren bir gelişme. Ama hocam orada Amerika'nın çekilmesi söz konusu değil ki. Yani Amerikan sermayesinin sermayesi. Ama mesela kendi ülkesine mi dönecek? Şimdi Çin... Yani öyle bir durumda maliyetler artmayacak mı? Elbette artacak. Yani kendi ülkesine dönmeyip Kamboçya'ya gidebilir, Vietnam'a gidebilir. Bölge değiştirebilir. Elbette. Yani sermaye çok daha akışkan bir şekilde. Yani biraz sermayenin değiştiği bir dönem. Evet. Onun olasılığı mı var? Şöyle... İsterseniz ben şu analizi böyle bir çerçeveye oturtayım. Ondan sonra mesela Afrika'daki gelişmelere baktığımızda oraya getirmiştim. Çin evet orada bir hamle yapıyor. Ve o yaptığı hamlenin içerisinde mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Amerikan şirketleri ile Çinli şirketler birçok bölgede bir arada hareket edebiliyorlar. Yani Çin'in getirdiği finansmanla, elindeki o fazla dolarlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya getirip yaptığı ticareti destekleyebiliyor. Yani bu evet çatışmalı bir durum. Bakıyoruz ticaret savaşı vesaire, bilişim sektöründe çatışıyorlar ama başka bir coğrafyada, başka bir alanda işbirliği yapıyorlar. Yani dünyanın bu gidişatını iyi anlayabilmemiz için bir yerde bu işi daha çok, yani oyun teorisi içerisinde tek tek ulus devletlerin birbirlerine karşı gösterdikleri hamlelerden ziyade birazcık daha alttaki o üretim, tüketim zincirlerinin nasıl iç içe geçtiğine, ona bakmamız daha faydalı olur gibi geliyor bana. Acaba şirketlerin yönettiği bir dünya mı? Ondan mı bahsediyoruz yani? Yani ona şüphe yok zaten. Yani şirketler her zaman vardı zaten yani. Şu anda çok daha güçlü bir daha şekilde mı yönetiyorlar. Ama daha mı bir güçlü? Şirket yöneticisi Trump da bütün bu yani. Dünyanın CEO'su işte en güçlü devletinin başında CEO olarak yönetiyor. Biraz önce bahsettiğim o Michael Lewis'in yeni çıkan kitabı 5. Risk diye. Orada Donald Trump'ın nasıl bir ticari yaklaşımla her konuya öyle yaklaştığını... Doğru, şeyde okuyorsunuz. Yani biraz önce Nurşin Hoca da söyledi.
Yani karşımıza kar bir CEO. Kar zarar. Aynen öyle. Kar zarar üzerine. Şimdi Suriye'den çekilme kararı veriyor. Onun kararını verirken bakıyor. Ben burada kaç para harcıyorum? Bunun karşısında ne getiri elde ediyorum? Kar zarar hesabını yapıyor ve burada askerimi tutmaya gerek yok diyor. Bunu yaptığı andan itibaren bu ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin içine bir şok dalgası gönderiyor. Ya hocam tabii şeyi de unutmamak lazım. Yani bugüne kadar işte Trump'tan kendisine kalan bu işte sahadaki vekiller ya da işte o kuşaktaki... Obama'dan kendisi. Ya ters söyledim. Obama'dan geri kalan bütün o işte kurulan işbirliği kuşakları bunların hepsinin aslında bir işe yaramadığını da gördü. Yani artı bir de Türkiye'nin sahadaki dirayetini ve başarılarını da gördü. Bunu Talha Hoca da söyledi. Yani hani... Ona hiç şüphe yok. Bütün onları, bunlar da tabii. Var. O da kar zarar zaten. Elbette. Hesabına giriyor. Yani o şeyde bakıyor. İşte ya zaten şu şekilde düşünmek bir hata. İşte Amerika Birleşik Devletleri okyanusları, dağları, tepeleri aşıp gelecek buraya ve burada Türkiye'ye rağmen İran'a, işte Suriye'ye, Irak'a, Rusya'ya rağmen burada bir Kürt devleti kuracak. Bu şekilde konuşuluyordu değil mi yakın zamana kadar? Yani şimdi o analizleri yapanlar ortaya çıkıp biz yanıldık demeleri lazım. Öyle değil mi? Biz yani buradan olsun başka yerlerde bunu söylüyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu coğrafyada bağımsız bir Kürt devleti kurmak ya da başka bir oluşumu gerçekleştirmek gibi bir niyeti yok. Ben ona katılmıyorum hocam. Yani o çünkü 90'lardan beri süre gelen bir şey. Bence bu planı Türkiye bölmeyi başardı. Yani hem Fırat Kalkanı hem Zeytin Dalı ve işte dediğim gibi Obama döneminden gelen o ittifak kuşaklarının da o ilişkilerin de sahada buna PKK ve PYD'yi de katıyorum. Ama katılmadığınız yer hocam şurası olabilir mi? Ben Türkiye'ye, İran'a, Rusya'ya rağmen dedim ya. Evet. Yani elbette bunlar bir hamle yapacaklardı. Bir hoşuna gitmeyen şeyi engellemeye çalışacaklar. Şimdi yapsa gene aynısı olacak. Öyle değil mi? Şu anda böyle bir girişimde bulunsa gene Türkiye, İran, Rusya vesaire vesaire Türkiye gene sert tepkisini gösterecek. Gene sert gücünü harekete geçirecek. Ya yani buna rağmen burada bir şey yapamayacağı çok açık. Ama bunu buna rağmen yapamayacağını okuyamamak diye bir şey olamaz. Buna rağmen bir şey yapabileceğini düşünmek hatalı bir analiz. Ya yani analizin kendisinde hata. Şimdi burada birçok kez konuşulan, tartışılan şeylerdi ve karşı çıkıldı da. Yani şunu söylemek istiyorum. Donald Trump baktığı zaman evet şöyle böyle kar zarar hesabı yapıyor ama bu kendisinin kafasına göre yaptığı kar zarar hesabı Amerika Birleşik Devletleri'ne korkunç bir şok dalgası gönderiyor. Arkasından Savunma Bakanı istifa ediyor. İşte savunma danışmanı istifa ediyor. Bilinçli gidiyor. Olamaz mı peki? Elbette bilinçli yapıyor yani ama sonuçta hani işte, bir şekilde kendi düşündüğü kişilerin gelmesi. Yani burada Fed'i bile konuşuyoruz işte Powell. Kendi getirdi aslında. Tabii. Yani hani evet. Sonuçta bunda bilinçli olabilir mi? Yani hani neydi onun sloganı? Gerçek Amerika. Önce Amerika. Önce Amerika. Tabii, yani önce o kafasındaki önce Amerika'yı için mi? Hani evet şok etkisi yaratıyor ama Amerikalılar da hani alışık olmadıkları bir başkanla yaşarken daha arkasından başka depremlerin geleceğini de fakat anlamışlar bakın, mıdır acaba? Ben yani size açık ve net söyleyeyim. Bunun mesela buradan askerlerini bir gece çekebileceği konusunda analizler bir gece ansızın çekeceğini Türk analistleri bunu yaptılar. Yani isim de verebilirim. Hangi programlarda yaptıklarını da söyleyebilirim. Amerika yani dünyayı bir şekilde iyi okuyabilmemiz gerekiyor. Bunu iyi okuyabilen Türk analistler vardı. Ve bunlar bir gece ansızın Amerika bu bölgeyi terk edebilir diye açık ve net analizlerini yaptılar. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakıyorum mesela Amerika'dan gelen bir takım yorumlar oluyor. Bu iş şok dalgası gönderdi. İşte Rusya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve başka yerlerden. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden şöyle bir şey geliyor. Diyorlar ki bu Trump'ın Türklere bir hediyesidir. Yani acaba Trump Türklere askerlerinin, polislerinin ve Türk halkının terör saldırıları üzerinden öldürülmemesini mi hediye etmiş oldu?
Böyle bir şey olabilir mi Türklere hediye? Ya da ikinci bir olay. Amerika Birleşik Devletleri, bunda en çok Ruslar konuşuyor nedense. Burada bir boşluk olacak, boşluğun arkasından bir kaos ortamı olacak, bunun arkasından DAEŞ gelecek. Hayır, Amerika Birleşik Devletleri buraya geldiğinde boşluk oluştu ve bunun içerisinde terör örgütleri palazlandı. Şimdi yani analizimizi doğru oturtmamız gerekiyor ve dünyayı da o şekilde okumamız gerekiyor. Evet, diğer ucuları da evet, Trump'ın yaklaşımına bakarsak aslında baştan beri Obama'dan farklılaştığı bir nokta var. Yani devlet dışı aktörlerle bizim sabit bir ilişkimiz olamaz diyor. Aynen öyle. Yani bu nokta çok önemli. Gerçekten geldiği günden beri hatta başkan olmadan önceki tartışmalarda da bunu net bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla PYD, PKK'ya desteğini çekmesi veya ileriki dönemde FETÖ'den de desteği çekecektir. Bunu da göreceğiz. Yani bu tarz organizasyonlarla çalışan Obama'nın kendisi ve ekibiydi. Evet. Ve bunlara sıcak bakmıyor Trump. Devletlerle ve hatta güçlü liderlerle müzakere etmeyi ve kazanmayı tercih ediyor. Ve bu tarz aslında devlet yapılarını da güçlendiren bir şey olacak. Ya bu anlamda da dünya yönetebilir bir hale geliyor. Bir de evet. Onu da söyleyeyim. Yani bu vekalet savaşlarını yapmayacağını o 2017 Aralık'ta açıkladığı ulusal güvenlik stratejisi içerisinde bu bilfiil var. Yani bu gelişmelerin bu şekilde olacağını. Zaten attığı tweetlerde öyle. Niye şaşırıyorsunuz diyor. Şok yemiş gibi davranıyorsunuz. İki senedir uğraşıyorum ben buna diyor. Evet. Diğer hocalarıma da söz vereceğim. Evet, buyurun hocam, siz bir şeyler aktaracaktınız. Evet, yani itirazım yok tabii. Yani hani, katılıyor musunuz? Bu devlet dışı aktörlerle iş yapmayacağız ifadesi doğru. Bu konuda bir şüphem yok. Burada sorun şu. Amerika'nın hani terk etmek dediniz ya, nasıl terk etmeden anladığımız ne? Yani orada bir çelişki var diye düşünüyorum. Nasıl? Suriye'den asker çekmesi doğru. Ama bölgeyi terk etmiyor yani. Bunu yok. Ve şunu söylemeye çalışıyorum, siyasi ve askeri olarak bölgede etkili. Hatta Suriye'nin geleceği konusunda da ben masada olduğunu düşünüyorum bir önemli aktör olarak. Dolayısıyla buradaki mesele aslında bu ortaya çekilme sonrası ortaya çıkan konumda Türkiye için sorun olan mesele PYD'nin ve işte oradaki diğer terörist grupların, DAEŞ'in varlığı. Hani bunun nasıl kotarılacağı üzerinden bence dinamikler değişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile acaba Rusya arasında bir genel mutabakat mı var? Bu gelişmelerin neresinde? Artı PYD'nin geleceğiyle ilgili ne olacak? Yani PYD koşarak işte rejime kapısını çaldı ilk etapta. Rusya bu konuda sessizliğini daha koruyor doğal olarak. Zaten onun için PKK ve PYD terörist değil. O nedenle de zaten siyasilerin işte şu anda Moskova ziyaretleri var. İşte MİT Müsteşarı, işte Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı vesaire. Dolayısıyla yani şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri evet askerlerini Suriye'den çekti. Bunun sebep aniden olmasının açıklamak çok mümkün değil ama esas bunu buraya getiren bana göre Türkiye'nin bugüne kadar sahadaki ve masadaki çoklu diplomasisi ve onun başarısıdır. Bu Trump'ı o kar zarar hesabında ikna etti. Yani o anlamda evet PYD'yi terk etti. Amerika Birleşik Devletleri sadece Trump döneminde değil. Biliyorsunuz Taliban'ı da terk etti. Sonra masaya oturdu. Yani onlar vekilleri kullanırlar. Ve bırakabilirler, değiştirebilirler. Yani bunun devlet dışı aktör olması gibi devletler de olabilir. Mesela bu kuşaktakiler boş çıktı ve hatta neredeyse çürük çıktı. Evet. Dolayısıyla işe yaramadığını gördüğü anda Trump da bu kar zarar hesabı birlikte hem PYD'den işte en azından Fırat'ın doğusundaki o hava korumasını kaldırdı. Dolayısıyla bu tabii Türkiye'nin oraya bir müdahale yapacaksa o anlamda elini güçlendiren de bir şey. Bu anlamda şu anda bence sahada işte ortaya çıkan boşluğun ve PYD meselesinin nasıl kotaracağı üzerinden yeni aktörlerin birbirlerine karşı pozisyon almaları söz konusu ve ben bu bağlamda diplomasinin daha hızlı işleyeceğini ve taraflarla ilişkilerin daha hızlı olması gerektiğini ki zaten Türkiye bu konuda hemen harekete geçti. Hem Amerika Birleşik Devletleri'yle hem Rusya'yla hem İran'la hatta batılı müttefiklerimizle bu çoklu diplomasiyi sürdürmek
gerekiyor. Ama dediğim gibi evet, Trump'ın yeni bir döneminden bahsediyorlar. Uluslararası ilişkiler blog ya da işte gazete yazarları bir dönem işte o derin Amerika ile mücadele ettiği, ikinci dönemde işte bu Pentagon'dan bir türlü kendini kurtaramadığı, bu dönemde ise artık kendisine daha güvenen ve daha bağımsız davranabilecek bir Trump'tan bahsediliyor. Ki bu Irak'a mesela yapmış olduğu dün akşamki ziyarette çok önemli. Çünkü bu konuda çok ciddi bir şekilde eleştiriliyordu. Ve herkes başkanın uçağı havadayken çeşitli şeylerde bulunmuş. Tahminlerde acaba nereye gidiyor diye bir bakmışlar ki Irak'ta çünkü ortaya çıktı. Bu da geleneksel bir şey olmasına rağmen daha yeni bunu gerçekçi. Bu da kendisine güveni bir şekilde yani direneceğini gösteriyor. Ama gene de ben hani kendi hislerimle yani bu akademik şüphecilikle yaklaşıyorum belki de. O içerideki o kalıntıların da ben Trump'ı caydırmak için uğraşacaklarını düşünüyorum. Bu bir süreç diye düşünüyorum. Umalım ki bu bağlamda başarılı olsun. Çünkü mühim olan işte Türk-Amerikan ilişkilerinde bu çekilmeyle birlikte bir kapı açıldı, bir fırsat penceresi. Türkiye bunu değerlendirecektir mutlaka. Ama öbür yandan diğer çoklu diplomasisini de yine devrede tutmak suretiyle zaten sahada hazırız. Yani hani evet, o konuda bir şüphe yok. Ama orada Pardon, orada şöyle bir okuma yapıyor Amerika. Bence Suriye özel temsilcisi James Jeffries'in de öyle düşündüğünü biliyorum. Yani PYD gibi organizasyonlar uzun, yani tamam, yani DAEŞ gibi örgütler kısa vadeli örgütlerdir. Yani bugün gelir var, gelir geçer. Bu tip örgütlerle mücadele için daha uzun vadeli jeopolitikte işimize yarayacak aktörleri yabancılaştırmamamız gerekiyor. Türkiye İran'la mücadelede, ileride Rusya ile bir sıkıntımız olursa onunla mücadelede bizim işimize yarayacak önemli bir aktör. Yani bu tarz örgütlerle mücadele için Türkiye gibi bir müttefimizi yabancılaştırmamamız gerekiyor. Ama yani tamamen kendi yabancılaştırdılar yani. Evet. Yeni bu durum, yeni bir durum. Ama bu tamamen Türkiye kendi çıkarları açısından evet bakıyor. Yani hani Türkiye'yi sevdiği için falan değil. Yani Türkiye önemli bir yerde, önemli bir tabii direnç gösterdiği için, hocamın da söylediği başarılı gibi oldu askeri yani açıdan başarılı olduğu için yani kabullenmek zorunda kaldı. Hem askeri hem siyasi bir başarı evet bu. Yani Türkiye'nin orada siyasi ve diplomatik anlamda başarısı şüphesiz. O evet, çok bilinen bir şey. Böyle bir şey, onu o kadar iyi koordine etti ki sert güçte yumuşak gücün kullanılmasını. Amerika Birleşik Devletleri'ni buraya getirdi. Evet. Ve zaten Donald Trump bu kararı alırken ne kendi danışmanlarıyla konuşuyor ne başka birileriyle. Twitter'dan ilan ediyor. Twitter'dan genelde ilan ediyor ama ona yani Twitter'da yazmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşuyor. Evet, evet. Yani telefonla söylüyor. Tabii. Evet, yani telefonla talimatı verdiğine dair Hande Fırat'ın bir yazdığı, Erdoğan'la Trump konuşurken hatta Bolton güvenlik danışmanı mı? Evet, onu sormuş. Evet, telefon hatta mısın diyor. Evet diyor. Evet. Çalışmalara başlayın diyor. Yani o an verilmiş bir karar yani şimdi, hiç sormadan evet, diğer danışmanlardan bahsediyor güvenlik danışmanı haricinde evet. Şimdi tabii burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşuyor ve ondan sonra bu kararı alıyor. Daha sonra diyor ki benim generallerim o kadar çok sıkıştırdı ki buna rağmen ben direndim ve çekiyorum. Çünkü diyor bu işi Türkler en iyisini onlar yapabilir. Evet, daha Türkiye'yi bitireceklerdir diyor. Türkiye şunu söyleyeceğim. Türkiye açısından orada evet, terör unsurlarıyla kavga etmek, o tamamıyla yok etmek konusunda bir irade var. Ve bu siyasi irade en üst düzeyden bugüne kadar kesintisiz geldi. Bundan sonra da devam edecek. Fakat bugün gelinen aşamada şöyle bir nokta da var. O Birleşmiş Milletler'de başlatılmış olan, yani Astana'yı, Cenevre'yi ve Birleşmiş Milletler'de başlatılmış olan artık Suriye'nin geleceğinin ne olduğu konuşulmaya başlandı. Evet. Şunu, bu çünkü önemli, yani burada nasıl bir boşluk var mı yok mu ve Türkiye şimdi yaptığı şey, diyor ki Türkiye buradaki demografik gerçekliğe göre ve etnik yapıya göre Suriye'nin geleceğinin şekillenmesi önemlidir ve buna göre bir anayasa yazılması gerekir ve bu yazılan anayasa Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olmalıdır. Bunun içerisinde terör unsurlarının tamamıyla yok edilmesi evet gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla hani Amerika Birleşik Devletleri buradan çekildi ve orada birilerinin gelip at koşturacağı bir boşluk oluşmadı.
Bundan sonra evet Amerika Birleşik Devletleri askerini çekti. Hocaya kesinlikle katılıyorum. Ama bölgeden çekilmiş değil. İncirlik gibi bir üssü, dünyadaki ikinci büyük üssü burada. Dünyadaki ikinci büyük üssü burada varken Orta Doğu'dan çekilmiş olmasını düşünmemiz mümkün değil. Ama buradaki şeyde yani şu andan itibaren saatin çalışması Suriye'nin geleceğine yönelik etnik, demografik ve toprak bütünlüğü çerçevesinde nasıl bir Suriye'nin dizayn edileceği bağlamında diplomasinin devreye girmesi ki orada da Rusya, İran, Türkiye'nin aldığı inisiyatif Cenevre ve Birleşmiş Milletler'de başlatılan süreç var. Şimdi, onu takip edeceğiz bundan sonra. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden akşam saatlerinde bir bilgi geldi biliyorsunuzdur belki. Evet. İşte Şam Büyükelçiliği'ni tekrar açacak. 2011 senesinde hocam biraz size de söz vereyim sessiz kaldınız. 2011 senesinde gitmişlerdi 7 sene sonra dönüyorlar. Bu bir şeylerin normalleştiğini mi gösteriyor acaba? Yani çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin o ittifakta olduğu değil herhalde. Biliyoruz. Ne hiç dersiniz? Şaşırmadık evet. Hocam. Yani ben şaşırdım ama siz şaşırmadınız. Ben de hani birdenbire Amerika'nın oradan çekilme kararı, arkasından Birleşik Arap Emirlikleri i̇şte büyük gelecek. Şey arkasından yani enteresan geliyor bana bilmiyorum. Yani siz hepiniz uzmansınız. Ben dışarıdan vatandaş gözüyle garip geldi de o yüzden. Evet. Suriye'deki aslında konuştuğumuz genel olarak ileriye dönük adımların aslında hani geçmişte yapılanların meyvelerini yavaş yavaş verdiğini çözüm, gösteriyor Suriye'de aslında. Suriye'de çözüm, Türkiye'nin girmesi aslında merak ettiğim soru belki de izleyenlerin merak ettiği konuşudur. Suriye'de bir çözüme ulaşılacak mı? Amerika evet oradan çekilmesine rağmen Orta Doğu'da Türkiye oraya doğru gidiyor. Toprak bütünlüğünü önemsiyor ve dolayısıyla oradaki çözümü, oradaki barışı sağlanacak mı? Ve Türkiye'de bulunan mülteciler, sığınmacılar yavaş yavaş bölgelerine dönecek mi? Yani sonuçta 3,5 milyon Suriyeli biz misafir ediyoruz. Bunun da etkisi en çok misafir, en çok mülteci Türkiye'de var birinci sırada. Ki 14 bin kat artmış 7 senede. Dolayısıyla hani bu konu da var. Onu da baz alarak Suriye'de 2019'da biz çözüm görecek miyiz? Buna doğru büyük bir uzlaşı sağlandığını artık açık bir dille yok işaretler yok açık bir dille artık taraflar bunu ifade ediyorlar. Evet. Amerika'nın aslında bu kararın da bunun bir Amerika'nın da o sürece dahil olduğunun aslında bir göstergesi. Onun öncesinde zaten Almanya ve Fransa Türkiye'ye gelerek Rusya ve Türkiye'nin beraber olduğu masada oturarak onlar dahil olduklarını ifade etmişlerdi. Öyle bir resim verilmişti. Şimdi bundan sonraki adımda bir yapının kurulması, o yapıda temsiliyetin sağlanması konusunda anlaşmazlıklar vardı. Sanırım orada pürüzler yavaş yavaş aşılma noktasında. Suriye'de seçimler ne zaman? Şu işte anayasanın ilan edilmesi konusunda son noktaya gelmek üzereyiz diye açıklama yaptı Rusya, İran, Türkiye. Yani seçimler 2019'da yapılıyor mu Suriye'de? Onunla ilgili bir açıklama henüz yok. Yani o takvim daha netleşmemiş seçim aldığım kadarıyla. Diyorsun? Suriye'deki seçim şöyle 2020. 2020 mi? Evet. Çünkü bazı sesler çıkmaya başladı işte şöyle bir Ruslar genelde konuşuyor evet. Dediniz ya yine bir Rus basın yayın organı. Orada seçim olursa tekrar Esad seçilir tadında böyle Rus tarafı konuşmaya başladı. Onun için söylüyorum yani. Hani orada aynen öyle. Başka sözler Rusya'dan geldi. İtibar değil. Bunlar tamam, olacak diye demiyorum ben. Bunlar bir şeyler işaret ediyor mu etmiyor mu? Okumaya çalışıyoruz. Kendi görüş açısını ifade ediyor onlar aslında. Yani müzakere bence tam öyle de değil. Yani bunlar söyleniyor, konuşuluyor. İşte Rus askeri yetkilileri sert açıklamalar yapıyor. Sonra liderler oturuyorlar, anlaşıyorlar. Ben açıkçası bunun bir müzakere pozisyonu gibi olduğunu, ben son kertede işte Putin'le Sayın Erdoğan'ın hatta İran'da buna dahil edip bu konuda uzlaşacakları kanaatindeyim. Ve ama uzlaşma noktasında o el sıkışma. Evet. Ama orada kritik noktalar var. Yani Türkiye var için yani. En kritik nokta yani mültecilerin geri dönebileceği bir ortam oluşacak mı? Şimdi rejim dönmelerini istemiyor. İşte. Evet. Bunları düşman olarak görüyor. Evet. Hatta bunların birçoğunun evlerine, barklarına el konulmuş. Bunları öldüren işte yakınlarını öldüren bu Şebbiha çeteleri de hala orada. Yani rejim sonuç itibariyle Ürdün'deki, işte Türkiye'deki, Avrupa'daki Suriyelilerin geri dönmesini istemiyor. Ve onların dönmesini sağlamayacak bir ortam oluşturmak istiyor. Bu açıdan da o Fırat'ın doğusundaki kısma girmek istiyor. Aynen. Ama Türkiye'de eğer bir çözüm olacaksa
bu şartların oluşmadığı bir çözümü kabul etmeyecek. Muhtemelen Türkiye, Rusya ve İran arasındaki müzakere buradan geçecek. Ama Rusya şunu iyi biliyor. Yani kartlar Rusya'nın elinde. Sonuçta Esed'in geleceği de Rusya'nın elinde. Eğer Türkiye Rusya'yı ilan ederse, ikna ederse bu konuda bir seçenek olabilir. Ama burada geri dönenlere yönelik de ciddi baskılar olduğunu biliyoruz. Yani Fırat'ın batı kısmındaki yerlere dönenler oldu ve onlara karşı baskı oluyor. Bu baskının nedeni de Türkiye'de olanlar, diğer işte Ürdün'de olanlar geri dönmesin diye. Bu konudaki yani rejime baskı sorumluluğu da Rusya'nın elinde. Şimdi benim söyleyeceğim bir şey var bu konuyla ilgili, önemli. Filiz Hoca'ya çünkü laf geçiyor. Şöyle, evet, Türkiye evet, şimdi ortadan çekiliyorlar vesaire vesaire. Şimdi Türkiye orada Türk askerinin bulunduğu ve Türkiye'deki bütün devlet kurumlarının, temsilcilerinin bulunduğu bir coğrafya var. Ve burada işte sağlıktan eğitime bilmem neye, bunlar vergi toplamadan hepsi çalışıyor. Yani bir normalleşme. Normal bir toplumun, işleyen bir toplumun var olabilmesi için kurumlarını taşımış. Şimdi bugün sahadan gelen bilgi şöyle bir şey. Türkiye orada bu bölgeyi profesyonelleştiriyor. Yani o işte Özgür Suriye ordusunu profesyonel bir emir komuta zinciri halinde çalışan bir ordu haline getiriyor. Şimdi bunun önemi nedir gelecekle ilgili? İleride bir çözüm, işte 2020'de seçimler olacak vesaire. Onun yerleşik merkezi hükümetle ya da diğer merkezileşmiş hiyerarşik yapılarla eklemlenebilmesini kolaylaştırmak için bugünden Türkiye hazırlıklarını evet. yapıyor ki bu çok önemli. Evet. O sizin söylediklerinize ek olarak evet. bunu da belirtmek de fayda. Evet, sözünüzü kestim Filiz Hocam, buyurun. Türkiye'de koruma altındaki Suriyeliler meselesiyle ilgili yapılan araştırmalarda dönmek isteyenlerin sayısının o kadar da yüksek olmadığı gibi bir gerçekle de karşı karşıyayız. Evet, burada çoğu yerleşti zaten. Durum söz konusu. Onların bakış açısı batıya dönük bir bakış açısı ama orada tabii Avrupa'da neler oluyor ile ilgili biraz bakmak lazım. Sınırların kalktığı bir Avrupa vardı. Şu anda sınırların daha keskinleştiği bir Avrupa'ya doğru biz gidiş görüyoruz. Sadece Avrupa değil, Amerika'da da öyle. Duvarların örüldüğü bir dünya oluyor. Yeni bir haber düştü şu anda. Almanya Avrupa Birliği vatandaşlarını askere almayı tartışıyor. Yani ulusüstü bir ordu kurma bağlamında bir girişim var ve bunun bu bir tehdide karşı oluşturuyor. Burada tehdit olarak kimi görüyorlar? Evet. Birinci tehdit olarak ortaklaştıkları birinci tehdit tabii ki Rusya. Bu anlamda da zaten Amerika'yla evet. Amerika'yla Avrupa arasında bir görüş farklılığı var. Özellikle İngiltere Rusya'yı sürekli suçlayan açıklamalar yapıyor. Gerek siber saldırılar olsun, gerek Rusya'nın batı sınırına sürekli yığınak yapması. Zaten Baltık ülkeleri sürekli bunu ifade ediyorlar. Rusya'nın sınırına yığınak yapmasından mütevellit olarak bir bizi kurtarın çağrısını yüksek perdeden dile getirmeye başladılar. Ama genel olarak Rusya'nın son dönemde attığı adımlarla beraber, Talha Hocam bahsetti, Ukrayna meselesi hala çözülmemiş bir mesele ve onun nereye evrileceğiyle ilgili çok farklı şeyler var. Çünkü yeni adımlar geliyor. Özellikle bu kilise bağlamında ayrılma söz konusu. Ukrayna'daki kilise ile Rusya'daki kilise arasındaki bağların kopması söz konusu. Yunanistan devreye giriyor bu konuda. Yani Rusya'ya karşı bir oluşturulmaya çalışan bir blok var ama enerji meselesinde dediğiniz gibi Avrupa, özellikle Almanya, Kuzey Akım 2'yi tartışıyor. Amerika buna karşı çıkıyor. Ama şimdi yani şimdi kafa gitti bende, iyice karıştı her şey. Yani o 2019 o yüzden karışık öyle bir şey, öyle bir şey konuşuyoruz ki şimdi şöyle bir şey konuşuyoruz. Diyoruz ki işte Avrupa işte Rusya'ya karşı bir Avrupa ordusu. İyi de bunlar Rusya'dan enerjini alıyorlar. Tamam, bizim Türk akım var. Almanya Rusya her zaman müttefik zaten bir taraftan baktınız. Şimdi Suriye'de çözüme kavuşursa ve Suriye'de seçim olur, normal hale gelirse. O zaman hani bunların Akdeniz'e, Suriye'den inme planları, hani bunların oradaki yataklara, doğalgaz yatakları kaç milyon metreküp, kaç trilyon dolar. O zaman plan mı değişti yani?
fonksiyonel yani, işbirliği var. Yani, toptan bir müttefiklik ilişkisi yok dış politikada. Fonksiyonel olarak belli alanlarda, biz nasıl Suriye konusunda Rusya ile belli alanlarda aynı görüşleriz, belli alanlarda çatışıyoruz. Dünya siyasetinde de aslında artık bloklar işte kalmadı. O zaman 2018 gibi görmeyeceğiz. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Yani bir taraftan da Nurşin Hocam'a soracağım. Gülümsüyor Nurşin Hocam. Hakikaten yani. Hani o zaman başka bir şey. Hayır, başka bir şeylere konuşacağız o zaman. Şimdi hep hani ezberlediğimiz, ezbere gelmiş şeyler hep konuşuyoruz ya biz birkaç senedir. O zaman biz ezberi bozacak şeylerden bahsediyoruz. Şu an öyle şeylerden bahsediyoruz. Yani Avrupa ordusu diyoruz. Rusya ile Avrupa Allah Allah diyoruz. Evet. Oradaki Suriye'de çözüm diyoruz. Bir ezber olmasın Zeliha Hanım. Hayır. Avrupa ordusu. Çünkü yani böyle ezber, şeyler. Hayır. Şunu demek istiyorum. Biz kaç senedir burada oturmuş da yaşadık bilmem ne. Ezbere gelmiş şeyleri konuşuyoruz. Şimdi başka bir boyuta geçen bir durumdan bahsediyorsunuz. Ondan. Şimdi şöyle. Bazı şeyler tabii statik değil, değişiyor. Yani mesela en basından şimdi düne kadar işte Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusuna Türkiye'nin yapacağı bir operasyonla karşı karşıya gelme ihtimalini düşünüyorduk ve konuşuyorduk. Ve ona göre planlarımızı yapmaya çalışıyorduk. Şu anda farklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani yeni bir sayfa açılıyor. Dolayısıyla bu sayfanın ötesindeki dengeler, değişimler, bütün bunlar hesaplanması gereken hususlar. Biz Suriye'deki denge ve hesapları düşünürken bir yandan bunun bir ayağı da Ukrayna'ya bağlanabilir. Çok doğal. Çünkü Rusya'dan bahsediyoruz. Yani Rusya'nın hem Suriye'de hem Ukrayna'da şu anda tesis ettiği bir, ya zaten Ukrayna demeyeyim, Kırım'ı aldıktan sonraki konumunu söylüyorum. Farklı bir dinamik oluştu. Yani şimdi buradan sonra Avrupalı, Kuzey Avrupa ve Atlantik ülkelerin Rusya'dan korkusu her zaman mevcuttu. Soğuk Savaş sonrasından bugüne. Ama Kırım ilhak edildikten sonra daha da çok korkmaya başladılar. Trump ve Avrupa arası ilişkiler açıldığı zaman, NATO'da başlayan çatlak seslerden sonra PESCO vesaire gibi ta 1950'lere giden Avrupa ordusu, işte Avrupa Birliği'nin askeri ayağını oluşturmak gibi düşünceler raflardan tekrardan indirildi. Ama bunun çok kolay olabileceğini ben sanmıyorum. Yani bu iktisadi ve askeri kapasitesi açısından Avrupa ordusunun bir NATO'nun yerini alabilmesi mümkün değil. Bir de Arap notasından da bahsediliyor da Arap NATO'su. Evet. Yani, da bahsediliyordu yani. Kimse konuşmuyor. Hayır ama yani dillendirilen şeyler. Gündemden düştü. Evet. Şimdi mesela tabii bütün bunlar aslında Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki bu enerji rekabetini, mücadelesini de doğal olarak etkileyecek. Çünkü orada işte küreden başlayan, körfezden başlayan, Suriye, Irak'tan geçen, aşağı inen o kuşak şu anda yaralı. Dolayısıyla çırpınıyor. O nedenle de zaten bence hani gidip Suriye'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin elçilik açması ya da işte bir şekilde lobi yapıp belki Arap Birliği'ne Suriye'yi tekrar geri almak yönünde, işte belki Suudi Arabistan, belki birkaç Arap ülkesinde bir araya gelerek bence Türkiye'nin bu Suriye'deki hamlesi ve bölgedeki etkisinin önünü kesmek için yapılan ufak girişimler diye ben bunu düşünüyorum. Yani bilinçli olarak düşünüyorum. Hani boş durmayacaklar dedim ya, keza işte İsrail gelen seçim öncesi çatlak sesler, yani Türkiye'ye yönelik kabul edilmesi olmayan sert sözler. Bütün bunlar hesapların aslında bozulduğunu gösteriyor. Bu hesaplar bozulduğu için o nedenle biz işte o eski İsrail'i önceleyen ve İran'ı daha çok gösteren, tehdit üzerine kullanan bu işbirliklerinin bunu uzatıp Doğu Akdeniz'deki izdüşümlerini de görmek mümkün. Ben bunların bir şekilde var olmaya ve tutunmaya çalıştığını görüyorum. Yani bu bağlamda bu mücadele durmayacak aslında. Evet. Devam edecek ama oyun bozuldu bir kere. O nedenle de zaten ben yani hani Rusya'nın konumuna karşı Almanya'nın işte enerji meselesini koyuyorsunuz. Avrupa Birliği aslında bu enerji bağımlılığı Rusya'ya yönelik olan değiştiremedi. Yani
yani bunu bertaraf edemedi. Bu Türk akımı meselesinin ikinci bir hatla işte Avrupa'ya eriştirilmesi vesaire, bunlar daha sonra olacak mevzular. Bu nedenle Almanya'nın konumu zaten farklı. İki ülke arasında bir karşılıklı bağımlılık var ve Kuzey akımı da almak zorunda. Ta Soğuk Savaş döneminde bu ağlar kuruldu. Avusturya üzerinden tabii. Boru hatlarıyla Rusya enerjisine olan bağımlılık evet, tesis yani edildi. Işte. Ve bugün de bu bertaraf edilmediği için bir yandan enerji alacaklar. Bir yandan dediğim gibi bazı ülkeler Almanya Rusya ile ilişkilerini her zaman sıcak tutacaktır. Kendi ticari ilişkileri tabii. Söz konusu ama diğer ülkelerde işte tedbir almaya çalışacak. Ama Avrupa'da paramparça. Yani o da dağılmış bir durumda. Evet, dolayısıyla bunlar hep Avrupa, dinamikler devam edecek. Şimdi burada Rusya Bilimler Akademisi'nin açıklamaları vardı. Görmüşsünüzdür. Örneğin ulusal para birimlerine geçiş başladı. Şimdilik dolardan euro lehine vazgeçecek mesela, bu konu var. Türk evet. akımı ile ilgili 2019 senesinin sonunda bitecek var. Yani bir de bu işin bu boyutlarını da ekleyelim. Euro lehine diyorum. Yani hani Avrupa ile Rusya arasında ben ordunun tehlikeyi Rusya görüp Avrupa ordusu meselesine anca Amerika'ya karşıdır yani diye düşünüyorum. Çok Avrupa ordusu meselesini bence çok ciddi yani almamız gerekiyor. Yani olur mu acaba Avrupa ordusu da almamız gerektiği kanaatindeyim. Alıyor muyuz almıyor muyuz diye. Bence Avrupa'nın geleceği açısından yani bence Avrupa'nın geleceği Avrupa ordusuna bağlı. Ha. Yani başlangıç ilk başlandığı günden beri Avrupa Birliği ile ilgili söylenen şu laf vardır. Yani Avrupa Birliği bir ekonomik dev, askeri bir cüce. Siyasi cüce. Yani bir arada tutamıyor. Yani bütün güvenliğini NATO'da da Amerika Birleşik Devletleri'ne vermiş olan bir Avrupa'nın var olabileceği kanaatinde değilim. Almanya'da tam da bu, yani sadece güvenlikle ilgili değil, ortak bir kimlik, ortak bir birliktelik hissi oluşturma kaygısıyla bence Avrupa ordusunu burada destekliyor. Çünkü kurulacak mı peki? Nasıl? Yani Avrupa zaten ordusu var şu anda. Ama yani hani NATO ile işbirliği yaparak birçok operasyonları bence da parametreler gerçekleşeceğini gösteriyor. Evet. Ama ne kadar başarılı olabilir Talha Hocam? Yani o sahip olmadıkları askeri kapasiteyi kim bunlara sağlayacak? Şöyle, başarılı Amerika kadar bir zamanda. Avrupa ordusu var dedi. Hayır, şu anlamda söylüyorum. NATO ile de işbirliği yaparak işte Berlin Plus çerçevesinde ya da bağımsız operasyonlara çıktı. Yani mesela sınırda illa askeri operasyon yapması gerekmiyor. İşte sınırda bir takım bu tampon bölgelerde vesaire varlığı gerçekleşti. Mesela Stephen Bishop'ın bu konuda pek çok makalesi vardır. Siz de bilirsiniz. Hı hı. Benim söylemek istediğim Avrupa ordusu PESCO ya da neyse evet. oluşsa bile onun Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri kapasitesini bir şekilde yerine alması mümkün değil. Yani bütün Avrupa Birliği'nin savunma bütçelerini üst üste koysanız en azından mesela hatırlarsınız Bosna ya da işte Kosova müdahalelerinde bu refueling dediğimiz yakıt ikmali evet. meselesi Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaçtırlar. Yani bu tür ama alanlardaki açığı nasıl kapatacaklar? Amerika'nın aleyhine düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Avrupa'daki devletlere tek tek baktığında biz hepimiz teke tek de Rusya'ya karşı çok güçsüzüz. NATO devre dışı kaldığında ki Trump bize Avrupa'nın güvenliğine uzun vadede destek vermeyeceğiz diyor. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. İşte Romanya, Macaristan Rusya'ya yaklaşıyor. Avrupa Birliği kendi içerisinde bir güvenlik çerçevesi oluşturamazsa önümüzdeki dönemde Rusya bunları tek tek kopartacak. Dolayısıyla Avrupa ordusunun oluşması Avrupa için çok varoluşsal bir şey. Doğru, Rusya Avrupa'nın kendi içerisindeki bu işbirliği eksikliğinden istifade ediyor. Avrupa başaramazsa Avrupa Birliği'nin genel olarak dağılır. Çünkü ben temel ihtiyacı olan güvenliğini karşılıyorsunuz. Avrupa başarabileceğini sanmıyorum. En önemlisi enerji güvenliğinde bile, enerji birliğinde bile tam başarılı olamadılar. Yani o anlamda bile bölünmeler zaten oldu. Zaten Avrupa Birliği son iki dakika. Avrupa Birliği sadece bir Euro Birliği değil mi artık evet. zaten yani? Hani var mı bir mali birlikleri yok, askeri birlikleri yok, siyasi birlikleri yok. Yani nasıl Avrupa Birliği gibi bir soru da çıkıyor. Hep bunu zaten Brexit hatırlarsın. Sonrası nasıl bir Avrupa evet. Birliği onu hiç kimse evet. bilmiyor. Hepimiz yaşayıp göreceğiz. Yani belki de böyle bir birlik kalacak mı ben bilmiyorum. Ama yani İngiltere Avrupa ordusunun parçası olmayı tercih edebilir. Önümüzdeki o ayrı dönemde. Bir şey ama. Yani ama işin içine İngiltere girerse Avrupa ordusunun kurulma ihtimali yükselmiyor mu?
Yani o yönde 9 ülkenin bir girişimi var. Buna İngiltere'yi de davet ettiler. Evet, davet onu biliyorum. Yani pek çok alternatif arayış içerisindeler şu anda. Evet, böyle bir ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü ilk kez çıplak kaldılar. Neden? Avrupa Atlantik dünyası arasında o coupling dediğimiz, özellikle nükleer meseledeki hani ile başlayan o Amerika'nın bunlara sunduğu güvenlik teminatı Trump sayesinde altı boşaltıldı. Bu bağlamda belki bir gün bakarız Avrupa ordusu olmaz, Almanya nükleer olmak istedim. Filiz Hocam'a yani da soralım. Kadar ihtiyaç var ama bunu başarabilirler mi bilmiyoruz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Filiz Hocam attı zaten bu konu o yüzden. Ama hakikaten başarırlar mı başaramaz mı meselesi var işin içinde yani. Hani siz diyorsunuz yani siz başlattınız ya bu tartışmayı siz başlattınız ya. Son sözü size vereyim çünkü reklama gideceğim. Yani Rusya'ya karşı kurulacak bir Avrupa Birliği ordusu dediniz ya. Şimdi bu konuda tabii önce Avrupa içerisinde beklenen bu halk hareketlerinin Avrupa ülkelerini ne kadar sarsacağını görmek gerekiyor. Hocam, bunun Almanya'ya sıçrayacağına dair önümüzdeki dönemde beklenti var. Bu ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturabilir. Bu önemli bir şey. Bu yabancı düşmanlığı bağlamında bu neo naziler farklı grupların yükselişi bu da bir tehdit. Yani sadece oluşturulacak yapı genel olarak bir şey değil. Farklı müdahaleler içinde kullanılacak bir yapı olarak da düşünülebilir. Bir de hep unutuyoruz. Neyi? Aslında artık savaşlar siber ortamda gerçekleştiriliyor. Ve farklı artık teknikler, farklı artık silahlar kullanılıyor. Sivrisinek dronlar var. İstediğini vurabiliyor çok yani. Çok farklı. Mesela SİHA'lar var şu anda. Silahlı insansız araçlar var. Meksika'da da dronlarla uyuşturucu kaçırıyorlar yani. Bunların önümüzdeki dönemde her şey çok değiştirecek konuşuyor. İşte, bu anlamda değerlendirmek. Konvansiyonel neymiş, olmayacak. Efendim, reklama gitmeden önce. Demek ki neymiş? Ezberlerin bozuldu. Bir sene olacakmış. Bu programı 2019'un aralığında oturup bir seyredelim o zaman bakalım tahminleri Avrupa ordusu kuruluyor mu? Araya gidiyoruz. Aradan sonra biraz Türkiye etkilerini konuşacağız. Bir de enerji güvenliği eğer tabii konumuz başka yere doğru sirayet etmezse diyelim. Son bölümdeyiz. Farklı Görüş'ün Profesör Sedat Aybar, Profesör Nurşin Güney, Doktor Filiz Katman ve Doçent Doktor Talha Köse ile. Hocam Avrupa ordusunu konuşuyorduk en son aradan önce. Sizin fikirlerinizi de duyalım. Sedat Peki. Hocam. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilme kararı aldıktan sonra orada böyle büyük bir hevesle tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük şok dalgaları gönderdi, istifalar oldu. Ama aynı zamanda başka ülkelere de şok dalgaları gönderdi. Bunlardan karşı çıkanlar oldu. Bunların başında işte İngiltere, Almanya ve Fransa geliyor. Fransa bu işe çok fazla teşne olduğunu ortaya döktü ve Macron oradan askerlerini çekmeyeceğini söyledi. Ha, bizden Macron'a çok fazla bir tepki gelmedi. Çünkü yani 200-300 fazla... tane asker var galiba. Bin, asker. Yani çekse ne olur çekmese ne olur. Bin civarında asker var. Evet. Evet yani hani ciddiye almamışızdır belki. Evet. Şimdi tabii yani asker sayısı ciddiye alınmasının bir kriteri değil. Yani bir ülkenin başka bir ülkeye çünkü asker sayısı çok süratle arttırılabilir vesaire. Ama şunun için ciddiye almadı. Çünkü bu Macron burada sarı yeleklilere karşı çizdirmiş olduğu karizmasını bir yerde toparlamaya çalışıyor. Yani kendisine ne kadar sert ve gerekirse askeri güce başvurabileceğini, başvurabilecek bir başkan olduğunu göstermek istiyor kendi seçmenine. Buradan kendi o çizilmiş karizmasını da yani bir şekilde telafi edeceğini düşünüyor. Tabii Macron niye önemli? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri buradan çıkıp da Macron'un bu şekilde girmesi bir yandan da o başta PESCO olmak üzere daha sonra Avrupa ordusu tartışmaları başlatan kişi olması hasebiyle Macron önemli. Çünkü Avrupa Birliği, Avrupa ordusunun kurulması fikri Macron'undu ve bu Suriye'deki şu andaki gelişmeler ve Macron'un burada göstermiş olduğu hamle, refleks Avrupa ordusu fikrinin acaba daha iyi bir şekilde eğlendirilip eğlendirilemeyeceği konusunu da dünyanın yani, önüne açıyor. Şimdi son 40 dakikam ya Türkiye'de gireceğim ya o yüzden. Yani Avrupa ordusu size göre başarılı kurulabilir mi kurulamaz mı?
Ben Avrupa ordusu fikrinin ve Avrupa ordusu fikrinin düşünülmesinin bile başarılı bir düşünce sistematiği olmadığını düşünüyorum. Ama tabii hep Türkiye'yi konuşuyoruz İlhan. Hocanın söylediği bir şey vardı. Türkiye burada oyunu bozdu diye. Bakın Türkiye bu ordular ve orduların kurulması konusunda da oyunu bozdu. Ama nerede başladı? Katar krizinde başladı. Körfez krizinde. Körfez krizinde Katar'a, Suudi Arabistan ki daha büyük bir devlet, bir hamle yapacağı böyle bir şey ortaya çıktığında Türkiye oradaki askeri üssünü güçlendirme kararı aldı ve muharip birliklerini oraya gönderdi. Birincisi ve onun arkasından ortaya çıkan fikir şuydu. İşte bir Arap NATO'su kurulsun, küre vesaire, İslam ordusu kurulsun. O olmadı, olmayacağı zaten belliydi. Şimdi Suriye, Amerika Birleşik Devletleri gidiyor. Macron işte burada bir Avrupa ordusu kurulabilmenin kapısı açılabilir mi diye bunu seslendirmeye başladı. Ben bu fikrin su tutmayacağını düşünüyorum. Bu fikrin su tutmayacağını Macron'un kendisi de biliyor. Almanya ve İngiltere de biliyor. Zaten Avrupa içerisinde İngiltere'nin dışında bir askeri güçten bahsetmemiz mümkün değil. Almanya bugüne yani yakın zamana kadar kendi askerini bile yani savunma sistemlerini kuramıyorduk. Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetimi altındaydı. Aynı şey NATO şemsiyesi altında diğerleri için de geçerli. Onu da geçtik. Ne Körfez'de ne Asya Pasifik'te işte Amerika'daki 4 devlet, Asya Pasifik'teki 8 devlet, bunların bu 12 devletin kendi Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız kendi askeri güçlerini oluşturmaları mümkün değil. Bugün dünyada şiddeti uygulama konusunda tek yer sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bunun ötesinde Avrupa Birliği'nin Avrupa içerisinde neden bir ordu kurulamaz? Çünkü bunun arkasında bir siyasi birlik oluşturulamaz. Bu siyasi birliğin oluşması son derece güç. Kendi içerisinde güç. Birisi bir tarafa çekerken başkası ve orduların sert güçlerin oluşmasının arkasında da siyasi bir iradenin olması gerekiyor. Örneğin NATO gibi bir uluslararası oluşum neden başarılı olmuştur? Çünkü siyasi irade burada Sovyet yayılmacılığına ve komünizme karşı harekete geçmiştir. Evet. Böyle birleştirici bir unsur Avrupa için söz konusu değil. Macron morarıncaya kadar Avrupa ordusu kurmayı düşünebilir. Ama böyle bir şeyin gerçekleşmesi çok güzel. Fakat bu demek değildir ki küçük birlikler orada birleşir. İşte İtalyanlarla Fransızlar, İspanyollar birlikte gidip Afrikalı mültecilerin plastik botlarına saldırmazlar. Orada bir işbirlikleri falan hocam, yapılabilir ama yani, bu ordu kurmak anlamına gelir mi? Paraları bilmiyorum. Yok zaten. Paraları da yok. İrade, yani siyasi Almanya'nın irade var, önemlisi. Almanya'nın var, İngiltere'nin var. O kadar. Başka kimsenin parası var mı Avrupa'da şu an? Yani İtalya'yı görüyoruz. Ama yeterince farklı görüş olmuyor. Rusya ile karşılaştırıldığında yani Almanya'nın geliri çok daha yüksek yani Rusya ile veya Fransa'ya koyduğumuzda neredeyse Rusya ile. Yani şimdi şey açısından tersten bakıldığında yani aslında Rus ekonomisi Hollanda ekonomisi kadar bir şey zaten. Evet. Ama işte tehdit algıları oradan geliyor. Yani bir ordunun veya bir ittifakın oluşturmasının en önemli gerekçesi tehdit algısıdır. Yani ortak tehdit algısı olduğu sürece ve bu tehdit algısı yüksek düzeye çıktığı sürece bir ittifak oluşur. Şu ana kadar bir tehdit algısı vardı ama onu dengeleyen bir NATO vardı. NATO yani burada bir karar verilecek tabii ki. NATO ile devam edilecek mi Avrupa'nın güvenliğine ki daha büyük bir ihtimal o. Ben de o yüzden yani tehdit algısı var gerçekten ama bu tehdit algısını karşılamak için ulusal ordular mı kullanılacak, NATO mu kullanılacak yoksa yeni bir yol mu sapılacak? Ben başka bir senaryo söyleyeyim mi? Bunu bakın şeyde bu kısaca kapatalım Türkiye'ye geçeyim ben. Rusya şimdi dün yeni bir füze denedi. Sesin 30 misli hızına 20 kat hızına 30 kat hızına çıkan bir füze inanılmaz bir şey. Invulnerable diyorlar. Yani kimsenin erişemeyeceği bir şey. Şöyle bir durum olabilir. Rusya'nın füze sistemleriyle NATO'nun füze sistemleri uyumlulaştırılabilir. Ve hani bu siz biraz önce bahsediyordunuz uzay ordusu vesaire. Bütün bunun kurulmasında bu silah sistemleri bir araya gelebilir. Olmayacak diye bir şey yok. Bunu da yakın zamanda görebiliriz. Çünkü ya eğer askeri mantık diye bir şeyden bahsediyorsak burada en ileride en uçta olan teknolojiyi bir şekilde
kendinize entegre etme durumundasınız. Böyle bir senaryoda, yani Rusya tehdit algısı olmanın ötesinde silah sistemlerinin uyumlulaştırılması konusunda ama da gidilebilir. Biraz Avrupa ordusundan daha uzak farklı bir ihtimal. Şimdi biraz Türkiye'ye geçelim. Onu bilmiyorum, parayla ilgili. Türkiye'ye geçelim, son 30 dakikam. Şöyle Türkiye'ye geçelim. Şu konuştuklarımızın ışığında, biraz sizlere de söz vereyim ben hocalarım. tehditler ve fırsatlar demiştik yayının başında. İşte buradaki Türkiye'ye karşı ya da dünyadaki tehditleri konuştuk ama fırsatlar çıkabilir mi? Türkiye bunu fırsata çevirebilir mi bu dünyadaki gelişmelerin? Buna enerji diyelim, buna ihracat diyelim. Çünkü Avrupa'nın durumu malumunuz. Yeni pazarlar diyelim. Enerji güvenliği diyelim. Bunların hepsini söyleyebiliriz. Müşin Hocam buyurun siz de başlayalım. Vallahi tehditler bölgemiz o kadar... O hep olacak. Yani şöyle, evet. Orta Doğu zaten tamamen huzura kavuşması için pek çok şeyin çözülmesi gerekiyor. Yani bunu başta sadece Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değil. Terörizm mevzu bahis olduğunda işte DAEŞ ile başladı hikaye değil mi? Arap Baharları'nın geri dönmesiyle. O konuda en büyük mücadele Türkiye verdi ve şu anda hani gene şu anda sahada etkili bir unsur olarak Suriye bağlamında söylüyorum Türkiye var. Artı bölgede pek çok askeri üssümüz bu Sevak'ına kadar yani aşağı kadar inen yerde işte Katar'da bahsedildi. Varlığımızla şu anda bulunuyoruz. En önemlisi bana göre Türkiye kendi A2 AD bu erişimi rakip ya da düşman askeri erişimini engelleyebilecek kapasiteleri de gelişti. İşte İHA'ları, SİHA'ları, işte bu uçak gemisi yapmak üzere proje devam ediyor. Bütün bunlar aslında işte Doğu Akdeniz diyoruz. Oradaki enerji güvenliğini de bir şekilde Türkiye'nin lehine sağlayacak gelişmeler. Savunma sanayinde belli bir çıtayı aştı ve bu bağlamda zaten en önemli kazanımı eskiden işte Soğuk Savaş döneminde müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ya da işte diğer işbirliği içerisinde olduğu İsrail gibi ülkelerden belirli imkanları istemek zorunda değil. Şu anda işte savunma sanayi bağlamında Türkiye'nin en önemli açığı hava savunma sistemi. O konuda da girişimleri var. Çok herkesin vaktini almamak için hızlı geçiyorum. Bu bağlamda kendisi de yola çıktı ve onu edinceye kadar da o açığı kapatmak üzere belirli ülkelerle şu anda S-400'ler işte Amerikalılar da bu konuda teklifle gelmiş durumdalar. Bu bağlamda bir yerdeyiz. Yani savunma sanayinde bekası gereği gerekli teçhizat ve donanımı kendisi üretebilen ve hatta ihraç edebilen mesela işte helikopterlerimizi Atak. Pakistan'a gönderebiliyoruz. Bir motor açımız var. Motoru da yaparsak. Evet, yani zamanla bu da olacak muhtemelen. Bu çok önemli bir şey. Tehditler dediniz. Enerji meselesinde Türkiye kartlarını çok iyi oynadığını düşünüyorum. Özellikle biz hani hep aşağıdaki mücadeleyi jeopolitik ve jeoekonomik mücadeleye odaklanıyoruz Doğu Akdeniz'de. Orada da hem kendisinin hem KKTC'nin sahip olduğu deniz alanları vesaire bu konudaki şeyinden hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Hani ilk kez biliyorsunuz artık araştırma değil sondaj yapabilecek gemimiz var. Fatih şu anda sahada denizde sondaj araştırması yapabiliyor. Bunlar da çok önemli gelişmeler. Umalım ki sonuç alalım. Hepimizin beklentisi o yönde. Ama yukarı kuzeye çıkarsak en önemli hususlardan bir tanesi Rusya ile geliştirdiğimiz işte bu Türk akımı bence herhalde 2018'in en önemli stratejik projelerinden biri diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin nasıl sonuna doğru Aralık ayında bu Suriye'den Amerikan askerlerinin çekilmesi yönünde bir siyasi başarı yakalamışsa bir tanesi de bir diğer büyük güç olan Rusya ile tesis etmiş olduğu Türk akımı projesidir. Çünkü bu sadece Türkiye'nin doğrudan gaz alımını biliyorsunuz eskiden Batı hattı Ukrayna üzerinden geçiyor. O krizlerde Van'a kapandığında hiçbir zaman biz soğukta kalmadık Avrupalılar gibi üşümedik ama hani o ihtimali de bertaraf etmiş oluyorsunuz ve doğrudan Rusya'dan gaz alma ihtimaline kavuşuyorsunuz. Bu bir bağlamda enerji tedarik meselesinin çeşitlendirilmesi konusunda önemli bir adım ama esas öteki önemi stratejik olmasının önemi Rusya'yı
bir şekilde kendinize karşılıklı bağımlılık denkleminde daha bağımlı hale getiriyorsunuz. Yani hep aksi gibi düşünülüyor. Türkiye Rusya'dan gaz alarak daha fazla alarak daha fazla bağımlı hale geliyor gibi söyleniyor. Ama bu yanlış, tam tersine belki oradan Avrupa'ya bu gazın nakli konusunda belirli bir merkez noktasına geldi şu anda Türkiye. Hatta çok ilginç, Doğu Akdeniz'de biz de kapışmaya çalışan küçük Güney Kıbrıs'la Yunanistan. Şimdi Yunanistan bu bağlamda gaz almak için hazır olduğunu söyledi Rusya'ya, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda işte Avrupa'ya bir farklı noktadan gazın, Rus gazının tedarik edilmesi konusunda Türkiye'den geçen bir hattan bahsediyoruz. Bunlar önemli şeyler. İnşallah bu nükleer reaktör mevzusunda da öne aldık. Umarım o da 2023 galiba verilen tarih. Umalım ki o tarihte de Türkiye sivil amaçlı nükleer enerji kapasitesini de geliştirebilsin. Bunlar enerji alanındaki bu sene başardığımız somut projeler. Tehditler, Türkiye aslında tehditler meselesini daha ziyade Orta Doğu kaynaklı, işte Suriye'den son 7-8 senedir bu mevzuyla uğraşıyor. O konuda da bir yeni sayfa açıldı. Tabii. O önemli. Artı İran'la olan ilişkiler meselesinde daha yeni Ruhani'nin Ankara ziyareti konusunda ilişkilerin gene hatta olduğunu görüyoruz. İran'ın kendi açmazları var. Evet, farklı düşündüğümüz alanlar, konular var. O konuda da ilişkilerin seyrinde gidiyor ve işte 30 milyar dolara ticaret hacmini yükseltmek konusu, yaptırımlara rağmen Türkiye bu konuda bir görüş birliği kararlılar. Evet, yani onun dışında Rusya ile işte, yani sadece enerji alanında değil, savunma ve askeri alanlarda da yeni açılımlar yaptık. Tarımda. Bu çok önemli, tarımda. Yaptırımlar kaldırılacağına dair süt ve süt ürünleri sakiyatında artışlardan bahsediliyor. Evet, yani adım adım bu ilişkiler, yani bence Türkiye şunu başardı 2018'de ve bunun devamını sürdürmeye çalışacak. Daha da hani iktisadi anlamda turnover, bu kazançlarını arttırmaya çalışacak. Bu 2018'deki başarıları, enerji, askeri, siyasi mevzular, çoklu diplomasiyi sürdürmek, yani çok taraflı diplomasiyi sürdürmek ve hiçbir ülkeyle olan ilişkisinin bir diğerine karşı olmadığını ifade etmek suretiyle yoluna devam edecek. Bölgemiz zor bir bölge ama avantajlar kadar riskler de var. Bunu her zaman söylüyorum. En kötü zamanda bile bir anda fırsat penceresi açılabilir. Çünkü Türkiye çok önemli bir jeopolitik bölgede, jeopolitik konumda olan bir ülke. Mesela Rusya diyorsunuz, evet, Suriye'ye olan bütün askeri tahkimatını nereden geçiriyor? Boğazlardan. Montre 1936 çok önemli bir aset. Türk-Amerikan ilişkilerinin dibe vurduğu noktada gene elimizde asetler vardı. Şimdi birden aklıma gelen sadece İncirlik değil, Kürecik. Böyle vazgeçilemeyecek Türkiye'nin jeopolitik konumu da Türkiye için bir fırsat. Çok kez fırsat oluyor ve tabii Türkiye'nin tecrübesi askeriyesiyle, dışişleriyle, bütün devlet erkanıyla ve son işte 2016'dan ve hatta öncesinden bugüne gelinen bütün bize karşı saldırıları hepsini püskürtmeye başardık. Ve sahada da büyük bir tecrübeyle artık varız. Umalım ki bundan sonra 2019, ben artık herhalde son cümlemi kuruyorum diye düşünüyorum. Var mı bilmiyorum. Evet. Umarım hepimiz için çok iyi bir sene olur ve bu stratejik kazanımlarımızı daha da katlayalım diye bitiriyorum şu anda. Şimdi zaten Türkiye devlet geleneği olan bir devlet. Evet. Dolayısıyla çok eski bir uygarlık olduğumuz için o devlet aklı çok iyi çalıştığını gördük 2018'de. Gerçekten Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten muazzam siyasi ve diplomasi yeteneği buraya getirdi. Benim gözlemim o. Şimdi bir de içeride, içeriği de biraz konuşmak lazım. Şöyle ki, yani biz Ağustos ayında yaşadığımız o saldırılar sonrasında bir şekil dengeyi kaybettik. Dengelenme süreci diyoruz, enflasyon diyoruz, büyüme diyoruz. Biraz onu da 2019'da olasılıklarını konuşmak lazım. İlk 3 ay yüksek enflasyon bekleniyor mevsimden dolayı. Ama baz etkisinden dolayı, ama sonrasında biraz daha iyileşen bir iç dinamiklerden bahsediliyor. Fakat Avrupa'ya da baz almak lazım. Avrupa'nın kötü durumunu ve oraya yapılan ihracatı. Filiz Hocam'a da bunu sorayım. Buyurun hocam.
Sezer hocama da soracağım bunu. Evet. Yılın ikinci yarısında şu anda gelen talepler doğrultusunda turizm sektörünün çok ciddi bir canlanma etkisi göstereceğini ve bunu da Türkiye ekonomisinde çok olumlu yansıyacağını, pek çok rezervasyonun pek çok Avrupa ülkesinden ve dünyanın farklı yerlerinden yapılmaya devam ettiği şu anda bilgileri geliyor. Hatta bu yılbaşı döneminde ve ara tatil döneminde de otellerin güneyde ve Ege'de şu anda doluluk oranlarının, İstanbul'da hatta bu Harbiye, Taksim tarafında otellerin doluluk oranlarının çok yüksek olduğu yönde bilgiler geliyor. Bunlar çok önemli unsurlar. O zaman bir döviz girişi turizm diyoruz. Evet. İkinci bir madde, Türkiye artık savunma sanayinde ihracatçı bir ülke haline geldi. Bu çok önemli bir kazanım. Sadece milli olma unsuru değil, güvenliğimizi sağlama konusunda bağımsızlık kazanma çok önemli ama Türk Hava Yolları gibi artık bizim savunma sanayinde yıldızlaşan, üst sıralara doğru hamleler yapan savunma sanayi şirketlerimiz var. Bunlar çok önemli gelişmeler diye ben düşünüyorum. Yine enerji konusunda bizim enerji ekonomimize bir negatif etki yaratıyor bütçe bağlamında, ithal etme konumuzdan kaynaklı. Bu anlamda da Türkiye'nin 2015-2019 enerji stratejisi ve ona bağlı olarak ulusal enerji ve maden politikası bağlamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımın çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Burada değinmem gereken ve önümüzdeki dönemde yıldızlaşacak bir kaynak var, LNG, yani likit doğalgaz. Likit doğalgazın etkisi piyasalarda farklı olacak diye ifade ediliyor. Artık boru hattı projelerinin birbirleri rekabetinden ziyade taşınabilir mobil doğalgazın daha fazla tercih edilir hale geleceğini, hatta Çin'in Japonya'dan daha fazla likit doğalgaz satın alan ülke haline geleceği konuşuluyor. Daha ekonomik. Aynen öyle. Burada tabii Amerika'nın genel olarak yöneliminde bakmamız gereken bir diğer unsur kaya petrolü. Kaya petrolü ve kaya gazıyla beraber artık Amerika Birleşik Devletleri enerji konusunda bağımsız. Bir de ihracatçı. Bunun etkisi şöyle yansıyor. Artık Amerikan şirketleri üçüncü ülkelerde değil, Amerika'nın içerisinde üretim yapmaya yöneliyorlar. Zaten Trump'ın kurduğu strateji de buna dayanıyor. Maliyetleriniz artık bu ülkede daha ucuz diye bir yaklaşımı var. Ben genel olarak Türkiye'yi paradigma değiştirici bir ülke olarak kendini konumlandırdığını düşünüyorum. Bunu da proaktif bir yaklaşımla yapıyor. Yani var olan oyunun içerisinde kendisine biçilen rolü reddediyor. Kendi planı doğrultusunda adımlarını atıyor ve burada alternatif siyaset geliştiriyor. Çok taraflı, uzun vadeli dış politika adımları. Biz şu anda etkilerini görmediğimiz mesela bir Afrika açılımı var. Dünyanın dört bir tarafına açılan elçilikler var. Türkiye burslarıyla Türkiye'ye gelen öğrenciler var. Bunların etkisini biz uzun vadede göreceğiz diye düşünüyorum. Yine uzun vadede göreceğimiz olaylardan bir tanesi tek kuşak tek yol projesinde Türkiye, önce Türkiye'deki limana, Çandar Limanı'nı istemişti Çin. Ulusal kaygılardan, savunma ile ilgili kaygılardan dolayı Atina Pire Limanı'na tercih etmişti ama Çin şu anda Pire Limanı'nın yetmeyeceğini düşünerek tekrar Türkiye ile müzakere ediyor. Yani tek kuşak tek yol projesinde Türkiye'nin yine önümüzdeki dönemde artan etkisiyle beraber Türkiye olumlu katkısı olacağını ben düşünüyorum. Hocam bahsetti. Türkiye hiçbir ülkeyle olan politikasını diğer bir ülkeye karşı bir araç olarak kullanmıyor. Ulusal çıkar doğrultusunda bekasını önceleyecek şekilde bir yaklaşım sergiliyor. Yine bu anlamda ülke içerisinde belli grupların beka söz konusu olduğunda bir araya gelmelerini ben çok önemsiyorum. Bu hükümetin ve devletin kurumlarının elini güçlendiriyor diye düşünüyorum. Çok farklı araçlarla artık Türkiye bunu kullanıyor. Bu sadece Türk ordusu değil, artık dünyada bir marka. Türk Hava Yolları bir markamız, savunma sanayide markalarımız var. Farklı şirketler, özellikle beyaz eşyada Avrupa'da marka olan şirketlerimiz var. Bu anlamda Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri bağlamında uluslararası koruma altındaki Suriyeliler ve diğer ülkelerden gelen vatandaşlar, insanların Türkiye'nin yurt dışındaki konumu açısından çok olumlu etki yaptığını da düşünüyorum. Yine burada bahsedilmesi gereken en önemli unsurlardan
Bir tanesi Türkiye'nin uluslararası yardım anlamında kendini konumlandırdığı durum. Zaten uluslararası operasyonlarda ordusuyla varlığını gösteriyordu ve başarılarıyla uzatılıyordu sürekli Türk ordusunun o ülkelerdeki varlığı. Şimdi bunu bir de Kızılay başta olmak üzere pek çok noktada uluslararası yardımda üst sıraya yerleşmiş bir Türkiye uzun vadede Türkiye'nin yumuşak gücünü arttırıcı bir unsur diye ben düşünüyorum. Bir de bizim çok önemli bir sermayemiz var. Genç nüfusumuz. Evet. Bu genç nüfus çok önemli, değerlendirilmesi gereken bir unsur diye ben düşünüyorum. O zaman eğitim önemli. Kesinlikle eğitim önemli diye konu düşünüyorum. Konu olacak. 2019'da öyle görünüyor. Burada evet. Da neye dikkat etmek gerekiyor? Gençlerin özellikle teknolojik gelişmeye çok yatkın olması ve adaptasyon sürecinin çok hızlı olmasının yine Türkiye'nin artısı olan unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bir de ilgilerini. Tabii kesinlikle. Yani bir de eğitim sistemi. En hızlı adapte olan ülke olarak Türkiye görülüyor. Bütün sosyal katmanlarda, dünyada. Evet. Her sabah biz bu eğitim konusunu çok irdeliyoruz çünkü öğrenciler arasındaki, sizler de hocasınız biliyorsunuz. 2000 doğumlu neslin, 2000'den sonraki neslin biraz daha uyanık olduğunu, yani 2000-2005 daha böyle uyanık ve bu konulara, teknoloji konularında 2006'daki nesle göre çok daha iyi olduklarını söylüyor. Kızmasınlar 2006. Ne istediklerini çok iyi biliyorlar, evet. İstemediklerini net bir şekilde söylüyorlar. Evet, ama biraz sabırsızlık var. O da tecrübeli bilmelerinin bir sonucu diye düşünüyorum. Bir başka programın konusu aslında, evet, çocuk ve çocuk psikolojisi ve çocuk eğitimi. Efendim, Sedat Hocam'a geçeceğim ben. Bu noktada notları da aldık. Şimdi benim merak ettiğim bir enflasyon büyüme konusu. Doğru. Şimdi Filiz Hocam'ın bahsettiği konular orta uzun vadede, belki 2023 projeksiyonunda çok fayda getirecek konular. Çok kısa vade 2019 bu enflasyonla mücadele, büyüme, bütçe açığı vesaire vesaire, bunlara baz alırsak 2019'da Türkiye ekonomisinin iç dinamikleri açısından ne bekliyor olabiliriz? Dışarıda da tabii çok etkiliyor biliyorum bunlar ama en azından kendi içinde diyelim. Olayda faiz konusu var, olayda iç tüketim var, olayda asgari ücret var. Temmuz-Ağustos evet. Döneminde başlayan o saldırı Türkiye ekonomisini kötü etkiledi. Onun kötü etkilerini belli bir büyümede, daralmaydı görüyoruz, gördük. Bu 2019'da devam edecek gibi görünüyor. Ekonomi evet daralmaya devam edecek. Yalnız bu daralmadan nasıl fırsat çıkartılabilir? İşte bir yandan bakıyoruz özellikle petrol fiyatlarının düşüşü, ki biz enerji açığı olan bir ülkeyiz. Bu yüzden enerji bizim için önemli bir kalem. Ve burada cari açığı daraltıcı bir etkisi söz konusu olabilecek. Şimdi döviz kurundaki hareketler idare edilebilir düzeyde, öyle görülüyor. Ama bir yandan da bu mali disiplinin devam ettirildiğini görüyoruz. Yani mali disiplinin devam etmesi Türkiye'nin ekonomide manevra yapabilme alanlarını da açıyor. Tabii bankacılık sistemi başta olmak üzere bir takım yapısal değişiklikler, yapısal reformlar kapıda bekliyor. Bu 2019 özellikle hazır ekonomi daralırken ve işte bir takım sorunlarla daha dirijan bir şekilde baş edilirken, bu yapısal değişikliklerin de geçirilmesine fırsat sağlayan bir yıl olacak gibi görülüyor. Tabii idare edilebilir bir durumla karşı karşıyayız. İmalatta belli bir daralma var ama işte bunun da bir şekilde fırsat olarak daha farklı sektörlerde, yani rekabet edebilmenin daha yüksek olduğu sektörlerde, silahta olsun, diğer bilişim sektörlerinde ya da turizmde belki böyle de minileşme ve ithal ettiğimiz ürünleri üretebilecek, ürünlerimizi üreteceğimiz evet. Fabrikalarında kurulması diyebiliriz belki. Yani Fransız fırsat olarak açısından dedim. Tabii burada bu katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi vesaire, o bize şunu getiriyor, şöyle bir soruyu millileşme açısından. Yani milli çıkar parametreleri nerede oluşuyor? Yani bizim bugünden üzerinde düşünüp kafa yormamız gereken parametreler hangileridir? Bunun içerisinde zaten biraz önce Filiz Hoca çok güzel söyledi. Araştırma, geliştirme, eğitim çok önemli. Ve burada yaratıcı beyinlere, işte eğitimli beyinlere ihtiyacımız var. Ama ben bu eğitimli beyinlerin bu işten benim çıkarım ne olur gibi düşünen değil de, dünyada bu var olan işte birçok sorunun
yoksulluktan küresel ısınmaya, göçten işte terör, güvenlik vesaireye kadar değişik sorunların çözümünde ben nerede yer alabilirim diye düşünebilecek bir insan malzemesi yetiştirebilmemiz o bizim için çok önemli olacak diye düşünüyorum. 2019'da da bu yönde yapılan işte çalışmaların daha derinleşerek devam etmesini bekliyorum. Çünkü Türkiye'ye bundan sonra görebildiğimiz kadarıyla tehditler daha çok sert güç üzerinden gelmeyecek, yumuşak güç üzerinden gelecek. Türkiye'ye bu yumuşak güç üzerinden gelen tehditler bertaraf edilirken aynı zamanda yumuşak güç Türkiye için de önemli bir takım açılımlar getirecek. Tabii en önemli konulardan bu gelir dağılımı, işsizlik vesaire bu konularda yapılacak olan düzenlemeler de çok önemli. Ve şimdi işte bir yerel seçim dönemine geçiyoruz. Ama bütün bunların tekrar söylüyorum o cari açığın daralması ki bizim kronik bu sorunumuz onunla baş edebilmemiz bir de mali disiplini sürdürme konusundaki irade fırsatlar getiriyor. Bir şey eklemek istiyorum biraz önceki konuşmayla ilgili. Yani konudan konuya atlıyormuş gibi olmak istemiyorum ama bu Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne gidip ya kardeşim siz bundan sonra kendi savunma harcamalarınızı birazcık kendinize çekidüzen vermesi bu söylemin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan işte gücünü askeri ya da şemsiyesini çekmek anlamına geldiğini düşünmüyorum. Avrupa'daki askeri güce baktığımızda Fransa'nın donanmasının yarısı çürür vaziyette. Almanya çalıştıramadığı donanmasında yarı yarıya çalıştıramadığı gemileri var. Yunanistan'ın 55 tane mirajını uçuramıyor. Böyle bir çürüme içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri bu masrafı üstlenmek istemiyor ve bu ülkelerin kendi savunmaları yani zaten NATO şemsiyesi altında verdikleri o commitment'ları yerine getireceği bir şekilde ordularını yenilemelerini istiyor. O anlamda bütçe konusunu dayatıyor. Bunu söyledikten sonra hemen Türkiye'nin sert güç konusuna geçeceğim. Filiz Hoca'nın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. O da Türkiye'nin karşılaşabileceği tehditler bu iktisat alanında işte biraz önce bahsettim tabii küresel tehditlerin hepsi bizim için de tehdit olacaktır. İklim değişikliği, küresel ısınma, göç, terör vesaire bütün bunlar bizi etkileyecek olan tehditlerin içerisinde ve biz bunlara karşı gösterdiğimiz refleksleri işte Afrika açılımıyla, Somali'de kurduğumuz üsle, Sudan'da kurduğumuz üsle oralarda gösteriyoruz. Özellikle bu ülkelerde ve Afrika açılımı içerisinde tarım alanında bu tarımdaki yenilikçi işte bir takım tekniklerin oraya taşınması etrafında falan böyle bir açılım getiriyoruz. Ama şunu ta ilk başta bu programın başında söyledim. Bize gelecek önemli tehditler daha çok bizi bundan sonra bu bölge içerisinde değil ama Afrika'dan kuşatacak. O bizim özellikle büyüyen sanayimizi destekleyen, girdileri sağlayan ve kurduğumuz tarım başta olmak üzere diğer sanayi girdilerini de sağlayan Afrika ile olan ilişkilerimizi zedeleyecek o geleneksel sömürge ve yeni giren kuvvetlerin bizi oradan bertaraf etmesi şeklinde karşımıza çıkacak önemli bir şey. Bunu da sizin programınız aracılığıyla buradan duyurmuş olalım. Bununla ilgili bir takım indikasyonlar da geliyor. Tabii dünyadaki yoksulluk, gelir dağılımı, yardımlar vesaire bunlar da bizimle ilgili önemli şeyler. Türk dış politikası başarılı oldu. Evet, başarılı devam etti. Özellikle şimdiki bu paradigmanın daha gerçekçi ve mantıklı temeller üzerinde yürüyor olması Türkiye'nin pragmatik reflekslerini ve milli çıkar parametrelerini daha iyi tespit edebiliyor olması da Türkiye'nin 2019 için Türkiye'nin karşılaşacağı tehditleri azaltan bir unsur. Ben de bu vesileyle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıl mesajınızı birazdan alacağım. Ona vakit bıraktım. Ona göre ayarlıyorum. Biz ne olur ne olmaz dedik. Siz zaman ayarlaması yapıyorum. Anneler, babalar bilirler. Zamanı iyi kullanıyoruz. Biz de yapacak bir şey yok. Sayın Hocam sizin Türkiye ekonomisi ve
bunun fırsatları biraz da. Yani şimdi Fatih'ten bahsettik, o sondaj aramız belli olmaz. Belki buluruz. Barbaros mu? Bir tane daha vardı. Ha, bir tane daha gelecek. Yani. İki tane daha gelecek. Yani İnşallah. Belli olmaz. Bulabiliriz. İnşallah. O zaman cari açık, mağari açık. İnanılmaz bir artık Fitch mi, Moody's mi artık ne not verirler bilmiyorum. Öyle bir not bulabilirler mi? Dolayısıyla böyle bir umudumuz da var. Dolayısıyla hani biraz da umutla bakmak lazım 2019'a. Evet. Millet çok karamsar çünkü. Dünyanın tamamı karamsar. Aman çok dünya kötüye gidiyor, savaşlar çıkıyor, mülteci sorunu. Dolayısıyla biraz umutla da bakmak lazım. Hani fırsatları da biraz neler olabilir, neleri değerlendirebiliriz? 2018'in özellikle dış politika açısından çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunun ekonomiye yansımaları olacak. Yani sene başında Almanya ile ciddi krizlerimiz vardı. Tabii. Hollanda ile sıkıntı yaşıyorduk. Yine Avusturya ile problem yaşıyorduk. Bunun üzerine Rusya ile hala Suriye meselesinde bir mutabakata gelememiştik. Yani Astana süreçleri var. Şimdi bunların hepsiyle olumlu ilişkiler geliştirdik bu senede. Amerika Birleşik Devletleri ile en son bu Suriye konusundaki mutabakat çok önemli. İngiltere ile aslında stratejik alanlarda da ortak yatırım yapıyoruz. Bir yandan da Türkiye'nin aslında görünmeyen bir şekilde Somali'de varlığını devam ettirdiği, orada askeri olarak Somali ordusunu oluşturduğunu, Doğu Afrika'da, Etiyopya'da çok önemli yatırımları var Türk özel sektörünün ve Türkiye'nin çok ciddi olumlu bir imajı var orada. Yani Çin'le alakalı tamam, Çin Afrika'ya girdi, orada yatırımlar yapıyor ama Afrikalılar da Çin'e karşı son derece olumsuz bir tavır oluşmaya başlamış durumda. Çünkü tepki oluşuyor. Yani işte mahkumları çıkartıp Gönderim. Çin'deki orada çalıştırıyorlar ve yaptıkları yol ve altyapı ile borçlandırıyorlar ve gittikleri ülkelerde hiçbir şey bırakmıyorlar. Şimdi bununla alakalı Çin'e karşı olumsuz bir imaj var. Türkiye bir yandan yardımda bulunan, bir yandan özel sektörüyle yatırım yapan, bir yandan da bu ülkeleri sömürmeyen bir aktör olarak orada son derece olumlu karşılanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Afrika açılımı tamam şu anda meyvelerini almıyoruz ama uzun vadede gerçekten Türkiye'nin özel sektörünün ve kamu sektörünün orada yapabileceği çok ciddi şeyler var. Bu çerçevede ben Avrupa Birliği ülkeleriyle ekonomik açıdan ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da olumlu seyredeceği kanaatindeyim. İngiltere ile ortak askeri çalışmalar var. Bu Türk jeti meselesi. Yani belki tahmin edilenden uzun olabilir ama o konudaki teknoloji transferinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok özür dilerim. İngiltere demişken şunu da sormak zorundayım. Brexit ile beraber, Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla beraber İngiltere ile Türkiye arasında başka bir anlaşmalar yoluna gidilebilir mi? Çünkü yani Gümrük Birliği meselesi var orada. Dolayısıyla bizim çok işimize yaradı. Ayrı bir anlaşma yapmamız gerekecek orada. İngiltere birçok ülkeyle bunu yapacak. Yani onu da unutmayalım. Çünkü bizim en çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülkeden bir tanesi. Yani dolayısıyla bizim çok işimize yaradı bence. Yani hani onu soracağım, onun bize etkisi konusunda da bir iki cümle alacağım sizden de, o yüzden. Buyurun. Yani Brexit'in oluşması çok işimize yaradı. İngiltere dış politikasını çeşitlendirme bağlamında Türkiye gibi önemli bir ülkeyle ilişkilerini daha üst düzeye taşımaya çalışıyor. Biliyorsunuz yani İngiltere'nin önemi finans sektörü. Finans sektörü üzerinde Türkiye'nin de en fazla, yani gelişmekte olan bir ülke olarak en fazla ihtiyaç duyduğu alan. Ve bir yandan da teknoloji transferi. Yani İngiltere şu anda imalat sektöründe güçlü olmayabilir ama bir sürü patenti ve kendine göre bir know-how'u var. Yani bu finans ve know-how'ın İngiltere üzerinden Türkiye'ye transferinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Brexit'in de tamam Avrupa açısından olumsuz bir şey olabilir ama Türkiye açısından olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. İngiltere ile ilişkilerimiz, siyasi ilişkilerimiz, finansal ilişkilerimiz de olumlu seyrediyor. Bu açıdan yani her ne kadar dünya denkleminde eski önemini muhafaza etmese bile İngiltere ile ilişkilerin Türkiye'ye olumlu yansıyacağı kanaatindeyim. Amerika ile de yakın vadede yani bu gelişmelerin arkasından Amerikalı yatırımcıların da tekrar Türkiye'ye yönelebilecekleri kanaatindeyim. Yani bu sene aslında daha önemli, daha sıkıntılı olan birçok konuyu Türkiye çözdü. Dış politikada, önümüzdeki sene için, yani 2019 için daha yapıcı adımlar atacağı kanaatindeyim.
Yani Suriye'de bir mutabakat olursa Suriye'nin inşasında da Türkiye'nin çok ciddi rolü olacak. Irak'ın inşasında da biliyorsunuz yani DAEŞ sonrasında Irak'ta gerçekten ciddi bir yıkıntı ortaya çıktı. Irak'ın inşası konusunda da Türkiye önemli bir rol oynayacaktır. Yani ümit ediyoruz ki buradaki iç savaşlar sönümlenirse Türkiye'nin aslında yatırım yapabileceği iki yeni alan oluşuyor. Afrika'ya da yeni, bizim tabii ki rekabetçi olduğumuz alanlar buralar. Yani bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani biz Avrupa'da, Çin'de rekabetçi değiliz belki ama Irak'ta, İran'da, yani işte Suriye'de ve Afrika'da Türkiye hala rekabetçi. Bu alanlara yönelebilirse Türkiye'nin ekonomik alanda da atabileceği çok önemli adımlar var. Yurt dışına bakıldığında ne düşünüyorsunuz? Bunlar orta uzun vade ama bir taraftan da hani faiz, enflasyon, büyüme konusunda. Yani önümüzdeki belki 6 ay yani 2019'un ilk 6 ayı geçen senenin ortalarında çıkan krizden dolayı biraz olumsuz geçebilir. Yani krizin normalleşmesi, yani o dalgaların küçülmesi biraz vakit alacaktır. İşte işsizliğe belki kısmen yansımalar olabilir. İşte yatırımlar konusunda belki sıkıntılar olabilir ama bir yandan da yani bu dönemi işte imalat sektöründe know-how'ı geliştirme konusunda iyi adımlar atılabilirse belki uzun vadede katkıları da olabilir. Gerçekten hani yatırım konusunda sıkıntılı bir yıldı. Özel sektöründe biraz kendi yatırımlarını düzen vermesi diyelim daralttığı bir dönemdi. Yani, açıkçası bir açıdan bu dönemlerde de verimli olmayan firmaların hani biraz kısmen tasfiye olması ve yatırımların daha verimli alanlara kayması açısından doğru düzenlenebilirse avantajı da çevrilebilir. Yani fırsat yaratıyor olma ihtimali var tabii. Çünkü çok para bol para döneminde şirketlerimiz gerekli tedbiri almadılar. Bir hedge bile yapmadılar ki çok uyarıyorduk burada hedge yapılması konusunda. Belki bu fırtına dönemde yani o Ağustos'tan sonra biraz daha hani aslında evet, aynen öyle. Hem teknoloji kullanımı, insan kullanımı belki değil mi? ve sonuç itibariyle ilerleyen süreçte finansmanı sağlayıp kurumsallaşma boyutu yani aile şirketinden çıkıp kurumsal şirketlere dönme yolunda da fırsata dönüştürebilirler diye umuyorum. Buradan MÜSİAD'a, TÜSİAD'a herkese seslenelim. Bir fırsat bir şey ekleyelim. Evet. Bu Avrupa mesela bakıyoruz Avrupa Birliği daralıyor, Türkiye daralıyor. Ha. Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracat artıyor. %14 civarında arttı. Yani Türkiye'nin oradaki tüketim piyasasına yönelik rekabetçi yanı hala devam ediyor evet. Talha Hocam. Evet. Yani o da belki ürettiği ürünlerin hangi gelir grubuna yönelik yöneldiğiyle tabii bağlantılı olarak evet, bir boyutu var. Sonuna doğru geldik. Demek ki biz bu sene göreceğimiz döviz kazandırıcı iki tane sektör olacak. Bir ihracat sektörü. Çok iyi gidiyor. İthalatlar aldık ama ihracat gayet iyi. İkincisi de turizm sektörü. Bunlar sevindirici iki tane bir sektör. Silah, tabii. Bir de tabii silah ve savunma sistemleri. Ama burada şirketlerin kendilerine çek düzen vermesi gerekir. Çok ciddi borçlanma yapanlar Concord'da da ilan ediyorlar zaten. Ders alarak ilerlemesi. Belki her musibet bir şeyler derler ya derstir diye. Yıl sonu itibariyle 2019 dileklerinizi alalım efendim, bitirelim. Vallahi sağlık, sıhhat ve şu anda geldiğimiz noktadan daha öteye gitmeyi umuyoruz tabii hepimiz. Türkiye için iyilikler diliyoruz. Başka bir şey yok bunun ötesi. Filiz Hocam buyurun. Dünya barışı. Ulusal birlik ve bütünleşmenin daha da güçlenmesini ben diliyorum. Çünkü birlikte olmazsak saldırılarda devam edecek gibi görünüyor. Ayakta kalmak daha zor olacaktır. Ben Nurçin Hocam'a ilaveten ulusal birliğin birlikte olmanın daha farkına varan bir Türkiye diliyorum. Hocam buyurun. Ben hep bu tür durumlarda aklıma ilk başta dağlarda kar kış içerisinde bu memleket için nöbet başında olan Mehmetçikleri düşünürüm. İlk başta her şey onlar için iyi olsun, onu isterim. Ve işte vatana, millete yeni bir yılın mutluluk ve huzur getirmesi. Ve sağlıkları. Sağlık getirmesini dilerim. Son sözü alalım sizden. Evet. Yani ben de tabii ki Türkiye açısından daha iyi bir yıl olur inşallah. Ama bir yandan da yıllardır hep işte Suriye'yi düşündüğümüzde, işte Irak'ı düşündüğümüzde, Yemen'i düşündüğümüzde hep böyle
insani dramlarla hep yani bizim komşumuz olan ülkeler bir kısmı tarihsel bağımız olur. Ümit ediyoruz ki yani gerçekten kalıcı barış huzur. Buralarda huzur sağlansın. İnşallah. Profesör Sedat Aybar, Profesör Nurşun Güney ve Doktor Filiz Katman'la Doçent Doktor Tarla Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Ben de çocukların ölmediği bir dünya diliyorum ve şiddetin, kadına şiddetin azaldığı diyeyim ve bitirelim. Farklı görüşürüz.